Design Akaslan Mobilya Kadıncayı sunar. Hayata bir sıfır yenik başlarsan şayet, defansı iyi kuracaksın. Çünkü defans sokakta başlıyor. Orada sağ bek, sol bek yok. Orada sille tokat, ana avrat, gerekirse taş ve sopa var. Orta saha dinamik olmalı. Solda ortaokul, sağda lise, ortada ilkokul. Hücumda, ortada üniversite, sağda bekarlık, solda züğürtlük. Ve sen maçı almak zorundasın. Defans iyi olunca korkmayacaksın. Çünkü kalede hayatın var. O en sert şutları dahi kurtarır. Sevgili Fikret Hocam, hoş geldiniz. Fikret hoş Mali. Bulduk. Hoş bulduk. Çok güzel bir şiirle başladık bugün. Her pazar olduğumuz gibi Kadınca programıyla karşınızdayız. Çok değerli konuklarımız var. Avrupa'da nereden izliyorsanız bize selam gönderin, bize ulaşın. Çok güzel konuklarımız var yine her hafta gibi birbirinden değerli. Fikret Hocam'ı tanıyalım. Selda'cığım, sen de Fikret Hocam hakkında neler söylemek istersin? Bu hafta neler yaptık biz Fikret Hocam'la? Öncelikle Doktor Bey hoş geldiniz. Yüreğinize sağlık. Şiirlerinizden bir tanesini okudunuz sadece. Evet. Fikret Bey'in aynı zamanda doktorluktan ziyade şiir, resim, onlara tabii programın ileriki zaman içinde öğreneceğiz, tanıtacağız. Sevgili seyircilerimiz, bizim her pazar Kadınca ile karşınızda farklı konulu ve konuklarımız ile hoş sohbet eşliğinde siz ekran başındaki seyircilere zaman geçirmek, bilgi vermek, zaman geçirmek. Bunu hoş sohbet eşliğinde size sunmak istiyoruz. Diyoruz, evet. Konuklarımızı tanımaya geçebiliriz. Evet, geçmeden önce bir kısa... Hattımızdan nasıl ulaşabilirler? Alt yazı evet. Geçiyoruz biz genellikle. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa buradaki konuklarımıza sorabilirsiniz. Size her konuda yardımcı oluruz. İsterseniz Kadınca telefonundan da ulaşabilirsiniz. 0179 1215 471 info@kadınca.com'dan da bize yazabilirsiniz. Alt yazı olarak geçireceğimiz numaralardan da bize her zaman ulaşabilirsiniz. Saat 1'e kadar buradayız ve sohbet eşliğinde güzel bir program sunacağız inşallah. 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 Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Pardon. Hocam diyorum, çok alışkınım artık size, büyük bir yani edebiyat, ressamlık var, edebiyatçılık var. Sadece doktorluk var, olmadığı her şeyiniz için var. Çünkü hocam olarak hitap etmek istiyorum. Seyircilerimden de buradan da bildirmek istiyorum. Özür dilerim, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki hoca farklı diyorlar her yerde. Kendinizden bahseder misiniz Fikret Mani Bey? İstanbul doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise ve İstanbul Üniversitesi hayatımdan sonra yaklaşık 20 yaşın başında Almanya'ya geldim. Yaklaşık 50 yıldır Almanya'dayım. Burada Köln Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdim. Belli çeşitli hastanelerde çalıştıktan bir müddet sonra da Köln'ün Nippes eyaletinde, semtinde kendime bir muayenehane açtım. Evet, izledik. İzleyeceğiz birazdan, tanıtacağız orayı da. O günden beri de bu muayenehanede çalışmaktayım. Tabii önde uzun yıllar bulunmak, orada çok vatandaşımı tanımamı sağladı. Evet. Onlarla bir doktor hasta ilişkisinden ziyade abi kardeş, baba evlat vesaire ilişkilerimiz var. Sosyal olarak
Çok iyi bir konumdayız Türk vatandaşlarımızla. Onlarla bir sürü aktif beraberliklerimiz, birlikteliğimiz, aktivitemiz oldu. Yaklaşık 90'lı yıllarda bir sürü çalışmalar yaptık. Evet, hepsini tek tek göreceğiz birazdan. Anlatacağız sizin hakkında her şey. Bugün inanılmaz bir program olacak sizinle. Renkli bir program olacak. Çok renkli bir program olacak. Sevgili seyirciler, kaçırmayın. Ziyade diğer doktorlardan ziyade çok farklı bir insan kendisi. İnşallah. Tanıştığımıza çok memnunuz kendisiyle. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi büyük değerlerimiz var. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol. Nergis Babayeva, evet Selda'cığım ta Stuttgart'tan geldi. Kendisi geldi. Yaşam koçu, hayat koçu. Sizi tanıyalım. Merhabalar, ismim Stuttgart'tan geliyorum. Kadınsel enerjilere yaşam koçuyum. 9 sene okudum. Ve kadınlara modern hürrem olmayı öğretiyorum. Nasıl kendileri daha mutlu olabilir kendi enerjileriyle. Ve tabii mutlu bir kadın, mutlu bir nesil anlamına geliyor mutlu tabii. Mutlu bir aile. Evet, mutlu bir aile, mutlu bir arkadaş, mutlu bir anne. Evet, mutlu bir çok kız, önemli şu an. Dost, nene, her Nergis şey annelere. Nergis Hanım'la da güzel bir sohbet olacak. Aynen. Sırlar. olacak. Rabia yani. Hanım da yanımızda. Rabia Yücel, buyurun. Siz de merhabalar. Avukatımızsınız bugün. Evet. Yine Avukat Korumtaş ailesinden. Aynen öyle. Aynen. Bugün Korumtaş Hukuk Bürosu'nu ben temsil ediyorum. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Ben Avukat Rabia Yücel, Türkiye'den geliyorum. 2018 yılında eğitimimi tamamladım. İstanbul'da yaşıyorum. 2020 yılında da avukatlık ruhsatımı aldım. 2020 yılının başından itibaren Almanya'ya geldim ve Köln'de Korumtaş Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışıyorum. Aynı zamanda hem Alman hukukuna ilişkin ayrıntılı tecrübe edinme fırsatı buluyorum. Aynı evet. zamanda buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki hukuk işlemlerine de bakıyoruz. Evet. Bu anlamda benim için güzel. Ekranlardaki sevgili seyirciler, sorularınız varsa avukat hanımımız burada, Sayın Rabia Hanım burada. Kesin herkesin bir sorunu vardır. Her alanda. Her alanda bir sorunu var. Yaşam koçu. Yaşam koçu doktor olsun. Bey zaten. Doktor Bey burada. aile hekimi, psikolog, abi. Her yönüyle. her yönüyle. Tarih. Tarih evet. Bize ulaşmak isteyen tekrarlamak istiyorum. Sevgili seyirciler, alt bantta geçeceğimiz numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bize sorabilirsiniz. Bize ve konuklarımıza. Evet. Sevgili Fikret Mani abimiz. Doktorumuz. Sizinle başlayabilir miyiz? Yani güzel bir hayat hikayeniz var. Bize de anlatmıştınız. Birazdan bir VTR'miz var. Orada da bir sizi görelim. Neler yapıyorsunuz? Bizim için neler yapmışsınız? Neler başarıyoruz sizinle birlikte? Onları izleyeceğiz birazdan. Güzel bir hayat hikayeniz vardı. Onu bizimle paylaşır mısınız? Yani bir sokak lambası hikayemiz var. Çok sevdiğimiz ve duygulandığımız. Lütfen onu alalım mı? Kısa olsa ön bile. Görüşmeye geldiğimizde, ön görüşmeye geldiğimizde bize anlattı ve çok duygusal bir hikaye. Anlatmak ister misiniz? Şimdi İstanbul'un ortasında Almanca tabiriyle slum, yani gecekondu mahallesi denilen bir mahallede doğdum. Tophane'de. Ondan da çok çok gurur duyuyorum. Yaklaşık babam ben 4 yaşındayken vefat ettiğinde ben 5 yaşında çalışmak zorunda kaldım. Annemin haşladığı patatesleri kahvelerde satardım. Ya. Ondan sonra işte 6 yaşında ilkokul tahsiline başladım. Ve o gün bugündür hep çalışıyorum. Bütün tahsil hayatımda çalıştım. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite hiç fark etmedi. Bundan da büyük bir haz duydum, bir zevk aldım. Ve onunla da geçmişimle de gurur duyuyorum. Öyle bir hanede kalıyorduk ki o zaman İstanbul'un göbeği olmasına rağmen ne elektriği, ne suyu, ne de tuvaleti vardı. Daha 50 metre öteden su alırdık. Mum ışığında ders çalışırdım. Günlerden bir gün hemen mahallemizin başındaki sokağa bir baktık, bir lamba yaptılar. Belediye bir şekilde geldi oraya bir lamba yaptı. O lamba benim
Işığım oldu. Evet. Ondan sonra hep o lambanın altında ders çalışmaya. Yaz, kış deme. Çünkü neden? Mum ışığında çalışmak, uzun müddet çalışmak, ders çalışmak, mumun erken bitmesine yol açıyordu. Ve bizim o kadar mali gücümüz olmadığı için... Ekranlarda da görüyoruz sizin başarınızı. Yılmadım, başardım demişsiniz hocam. Evet. Takdir evet. edici bir yaşam hikayeniz var. Tabii işte yaşama başlarken insanlar yılmakla yılmamak arasında karar vermek zorunda. Ya pes edecek bırakacaksınız ya da mücadele edip kazanacaksınız. Kesinlikle. Hal böyle olunca da çetrefelli, zor, gerçekten uğraşlarla dolu bir yaşam bıraktım arkamda. Bu yaşama da üniversiteler sığdırdım. Ondan sonra yıllardır işte Köln'deyim. Köln'deki hayatımın özellikle başlarında o büyük büyük zorluklarla karşılaştım. Çünkü bana destek verecek hiçbir kaynak yoktu. Burada da bulaşık yıkadım, gazete sattım ama yılmadım. Yılmadım. Hayat hikayenizi de zaten yılmadım. Gazetede de yazmıştınız. Dergimize de orada röportaj vermiştiniz. Kadınca dergisine de tekrar evet. yeni sayısında abone olun sevgili seyirciler. Orada da tekrar Fikret Mani olacak ve gerçekten çok büyük bir üstadsınız bizim için. Tamam, teşekkür ederim. Büyük bir örneksiniz. Şu anki çocuklar, nesiller o kadar çok siz yani bizden daha çok yani onlara keşke bir yardımcı olabilsek buradan. Keşke onlar da örnek onlara da örnek olabilsek. Hocam şimdi, ne yapmamız gerekiyor? Şu anki nesil neden bu kadar çok sıkıntılı? Yani ya tabii ki herkesi aynı eşit görmemek lazım. Başarılı çocuk gençlerimiz de var ama sizin de büyük çalışmalarınız var bu konuda. Sokak çocuklarıyla ilgili, sıkıntılı ailelerle ilgili. Çok. Uyuşturucu bağımlısıyla ilgili zamanında ilgili. Yaptınız. Şimdi muayenehanemi 88 yılının başında açtığımda Türk toplumunun içinden gelen biri olarak nasıl bir yaşam sürdürdüklerini, nerelerde yaşadıklarını iyi bilen biriyim. Çünkü hayımlara gidip, o zaman işçi hayımları vardı. O hayımlara giderek orada onlara gazete satıyordum. Orada onların bir dairede 4 oda, her odada 4 kişi, 16 kişi, yaklaşık 2 tuvalet, 2 evet, tane banyo vesaire. Bu evet. şartlarda yaşıyorlardı. O şartlarda gelindi ilk nesil, evet, ikinci nesile nesil, yakın. Tabii. Birinci nesil hep böyle şartlarda yaşadı. Evet. O birinci nesli kınamalarını da ben kınıyorum. Çünkü o kınanacak durum değil. Evet, bahsetmiştim. O birinci neslin bu konuda hiçbir suçu günahı yok. Evet. Dolayısıyla herkes bir şeyler anlatıyor, ahkam kesiyor ama bunların %98 yanlış. Evet. Yanlış. Kesinlikle hocam. Bu konulara birazdan daha net değinelim. VTR'nize birazdan gireceğiz. Nergis Hanım'la devam edelim mi canım? Devam evet. edelim Nergis'ciğim. Nergis Hanım'a müthiş sorular hazırladık. Duygulandı mı Nergis Hanım? müthiş sorular hazırladık. O müthiş. Sorular eşliğinde aynen, biraz ortamı yumuşatalım. Böyle biz duygulandıracağız, sonra yumuşatacağız, sonra tekrar sonra duygulandıracağız. Eğleneceğiz, evet. değişik bir ortam yaratmaya çalışıyoruz, evet. Nergis Hanım, kendinizden biraz bahsedecek miyiz? Direkt ben yaşam koçu ne dedim dedik. Biz olayı oradan başlayalım. Çünkü aynen. Birgül'cüğüm... teyzelerimiz birçok insan eski evet. birinci nesil yaşam koçluğunun modern ismi olduğunu düşünerekten ne olduğunu tam detaylı yaşam koçu ne yapar nedir bilinmemekte hala. Evet. Bir onu izah edelim. Yaşam koçluğu nedir? Nergis, vazifesi nedir? Nergis Babayeva ne yapar? Nergis Babayeva ne yapar? Ne yapar? Yaşam koçu daha çok biz mesela insanlara yardım ediyoruz. Kendi içindeki ses, mesela sesi dinlemeye. Evet. Yani biz onları böyle böyle yap değil de daha çok onun kendi ruhuna bakmasına, daha çok ne istediğini bilmesine yardım ediyoruz. Biz demiyoruz bence şunu yap, bunu yap, öyle yolu git. Yani o daha çok böyle hayata inspiration veren bir... Katkı veren. Evet. İnspiration. Ben Azeri'yim de. Sıkıntı değil. Aynen. Evet, onu da seyircilerimize söyleyelim. İnspirasyon. İnspirasyon, evet. Yenilik katan. Hı-hı. Seviyorum. Sıkıntı değil. Yenilik katan bir bir hayat öğretmeni diyelim. Hayat öğretmeni daha çok
temiz niyetlerle tabii yola çıkan, manipüle etmeden. Var olan duyguları çıkartmakta yardımcı oluyoruz. Evet. Ve gerçekten dinlemek. Yani evet. Bazen bir insan bir şey diyebilir ama onun o verdiği kararların arkasında daha çok görüyorsun ki başka nedenler var. Unsurlar varmış, evet. Evet, yani kesinlikle. Dün de sohbetimizde evet. çıktığı gibi bir takım evet. şeyler. Bir de şu an toplum olarak çok duyuyoruz. Yaşam koçu, yaşam koçu. Herkes yaşam koçu olabilir mi, olmayabilir mi? Nasıl yapmak lazım? Neler tavsiye edersiniz? İlk başta ondan girelim. Yaşam koçlarının farkı nedir? Ne olmalı? Evet, bana sorarsınız. Ben kendi fikrim, herkes olamaz. Herkes doktor da olamaz. Yani sizi çok çok duygulandım. Yani. Çok duygulandım. Gurur duyuyoruz. yaşam koçu herkes olamaz. Çünkü evet. neden olamaz? Ben 22 yaşında başladım kendim yani seminerlere gitmeye, kendime eğitmeye. Mesela benim annem bugün bu arada ölüm dönümü 7. sene. Ondan bir de duygulanmış olabilirim. Nurlar içinde yatsın inşallah. Yani. Sıkıntı. Okay. Yaşam koçu herkes olamaz. Çünkü herkes olmaması da gerekiyor. Çünkü bazı insanlar yaşam, yani ben 9 sene okudum. Hı-hı. Bir de insan sarrafı olmanız lazım. Bir insanı baktığınız zaman içindeki hisleri hissedeceksiniz. Bu bence Allah'tan gelen bir vergi. Hı-hı. Onun üzerine tabii eğitim görüyorsunuz. Evet. Ben kendim mesela çok yaşam koçu tanıdım. Hı-hı. Yani biraz moda olmuş, gidiyorsun 2-3 tane kurslara hemen yaşam koçu oluyorsun. Yani 3 günlük kurslarla belge alanlar çok, var şimdi. Çok yani yanlış. Allah korusun. Allah korusun. İntihara bile yani sürüklenen insanlar evet, var ki denemişler. Allah evet. korusun. Ben 9 sene okudum. Hı-hı. Yani 22 yaşında başladım. O da kendimi eğitmek için. Gittim bile okudum, ettim. Bir de ben bir kova burcu olduğum için hep böyle her şeyi öğrenmek isterim. Dünyayı merak kurtaracağım sanat, falan. Dünyayı kurtaran evet. kadın olmak istediniz. Evet. Valla gerçekten. Duyguları kurtaran kadın duyguları, diyelim. Evet. Kadınları ve duyguları. Yine bir erkekleri de. yani. Evet. Gerçekten öyle başladım. 22 yaşında başladım. Kendimi önce eğitmeye. Çünkü böyle fazla bir farklı bir vizyonum vardı. Vision. Çünkü düşündüm okey ben hayatımı. Çünkü ben annemin bir kızıydım. Yani 10 sene çocuğu olmamış. Sonra ben gelmişim. Evet. İyi ki gelmişsiniz. Teşekkürler. Ondan sonra yani ben kendim. Çünkü annem her zaman bana derdi ki kızım git devam et. Yani ben master yapıyordum mesela Avrupa'da. Annem hastanede borulara takılı aradım onu. Dedi kızım dedi inanırım sana, inanırım sana. Azerice işte. Tabii ki. Evet. ben de mesela çok onu yani Allah bari yukarıda çok arkamdaydı. Git şunu yap, böyle yap. 6 yabancı dilim var. Şimdi methetmiş gibi olmayayım ama hep beni destekledi o konuda. Git işini yap, arkandayım kızım. Ben çok çalışıyordum çünkü ben ben Azerbaycan'da doğdum büyüdüm. Hı hı. 11 yaşında Almanya'ya geldim annemle, teyzemle, teyzem kızları 4 kişiydik. Ve annem kalp rahatsızlığı oldu sonra. Yani 22 yaşında başladım ve gerçekten yani sanki böyle açtım, her şeyi bilmek istiyordum. Ne dünyayı, güzel. Filosofi ve gerçekten karşıma... Hocam ne güzel böyle duygular, harika. Yani tebrik ederim. Çok başarılı. İnanır mısınız? Ben hayatta unutmayacağım. Ben 23 yaşında böyle bir Ayurveda doktoruyla tanıştım. Böyle hiçbir şeyden karşıma çıktı. Çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. Bana dedi ki sen dedi kadınlara yardım edeceksin. Ben de o aralar böyle makyözlüğü yeni öğreniyordum. Bir de ben makyöz olacaktım ya böyle tanınmış dünyanın. Dış güzelliğine filmlerde. Bakacaktınız, iç güzelliğine değil de. Yok ben dış güzelliğine evet. için çalışırken iç güzelliğinizi evet. fark ettiniz. Evet ben seminerlere gidiyordum kendimi yenilecektim. Yani baştan yaratacaktım, iş kadın olacaktım, dünyayı kurtaracaktım. tanınmış star olacaktım. Filmlere kadar bir planlarım vardı. Hedef yüksekmiş. Bayağı yani bana sorarsınız. Dünyayı kurtar yani. Değişik bir şekilde evet. kurtaracaksınız. Ve inanın mesela bu kadar okudum ettim ama onu daha çok kendim için okudum. Yani öyle gidip de yaşam koçu olacağım diye değil. O aralar makyözdüm tabii 9 sene ama okudum hem çalıştım. Ve gerçekten hani makyöz olarak hep şehir şehir gezdim ya. Bu beni çok insanlarla çalışmayı, hemen insanlara çabuk alışmayı... Yani artık hani insan sarrafı olmadım da ama ona benzer bir şey. Olduğunuz gibi. Gerçekten ister istemez böyle insanlarla böyle daha böyle yani ben çok seviyorum insanları. Yani bana bazen diyorlar ki bu kadar da abartma şey, falan olma. Ama gerçekten seviyorum. Evet. Çünkü yaşam koçu olmak için ilk etapta insanları sevmek lazım. Ruhun temiz olacak. Orada başlıyor. Niyet temiz olacak. İkincisi insanları seveceksin.
Ben mesela birkaç böyle yaşam koçuyla tanıştım. Böyle çok televizyonda falan orada burada bayağı ama private yani özel bir yerde gördüğün zaman çok soğuk, kimse yaklaşmaz. O zaman diyorsun ki burada böyle bayağı bir sıcakkanlı, birlilik, yapmacık arkadaşlık. Yapmacık gibi yani. Yapmacık sonuçta evet, değil mi? Ben... Aslı kendisi değil. Evet. Ama yani. Ona da belli oluyor. Çünkü ben çok auraya inanıyorum. Ben benim mesela çok çok iyi bir koçlarım var. Yani eğitim gördüğüm. Ve gerçekten en çok öğrendiğim hep böyle ışık, yani aurasında ışık olan koçlar. Evet. Çünkü bazen bakıyorsun ki tamam bir yaşam koçu böyle para yapmak istiyor. Tamam satıyor sana kursları gel şöyle böyle. Bazıları var mesela görüyorsun ki gerçekten kalpten hayatında yapıyorsun. Bir değişikliği istiyor. Evet. Onlar zaten geçici olarak bir iki popülerden sonra sönüyor. Kalıcı evet. olmuyorlar. Var de, ben de rastladım. Evet. Evet bir de Sevdacığım ağır bir karmaya giriyorlar. Yani evet. Onun bunun hakkını yiye. Allah korusun yani gerçekten yani bunun... Çok dikkat edilmeli. Çok çok. Peki çok. En az kaç yıllık bir eğitimi olmalı bu yaşam koçluğunun? Ben 9 sene okudum. Şimdi ben uzun mu sürdü bilmiyorum ki. Siz bayağı sürmüş. Evet ben bir bayağı... psikolog gibi yani bir eğitim almışsınız. Ama zaten psikoloji üzerine de zaten eğitim almıştınız evet, değil mi? Evet psikoterapi falan. Ama şimdi yaşam koçu ne? Fark var. Bir var psikolog hani o nasıl böyle psikiyatrik yani sorunlu... Yani ruh hastalığı. Muayenehanesi olan ilaç yani, vesaire. İlaç o mı? Başka. O medical. O daha çok mesela... Yani, tıp anlamında. O tıp anlamında ben karışmıyorum. Benim mesela bana gelen bayanlar daha çok böyle ruhsal sağlam olan insanlar. Çünkü bizim yani nasıl desem bizimki daha çok yani biz daha çok... Yön veriyorsunuz siz evet, hayata. Evet ama psikoloji yani böyle çok derin ağır şeyler olmayacak. Çünkü onların... Tıp, yani bazı şeyler var ki mesela tabii onları hekimlere paslamak lazım öyle tabii. Ama siz fark ediyorsunuz zaten. Ben hemen seninle ben baş edemiyorum. Lütfen Fikret Mani gibi hocalarımız var çok tabii, değerli. Tabii. Oraya paslıyorsunuz. Baş edemiyorum evet, değil evet. Baş edem kız baş ederim de. Yok yani çok sıkıntılı olduğu için baş edersiniz yok, gerçekten. Tabii ki. Alanımın dışındasınız. Çok ağır yani böyle hani ölüm korkusu falan filan onlar zaten tabii daha sıkıntılı. Evet ben onları düzeltip sana yolluyorum. Yani. Tabii yani. Oradan başlıyor ama gerçekten olay. Öyle bak mesela benim bir tane sevdiğim bir kız gelmişti 2 sene önce. Bir baktım ki kız yeni başlamış koçluğa. Okey ben çok sevindim ama evet. Hayatında hiç böyle şey eğitim görmemiş. Sen değil mi bu 12 sene psikoloji tedaviye gitmiş. Yani oradan psikologdan öğrendiklerini gitmiş. Yani bu çok... Nergis Hanım ona şahit oldum. O çok kendi kötü psikolojik bir şey, rahatsız olan birkaç kişi tanıdım. Onların da otomatikman yaşam koçluğuna heves saldığını gördüm. Nereden i̇şte. Geliyor bu? Yani kendisi yıllarca tedavi görmüş. Ben bir yaşam koçu olayım. Yani 2-3 kişi tanıdım öyle. Onlar Allah korusun gerçekten bak kimseyi hakkını yemeden diyorum. Yiğit öldür hakkını yeme. Zaten size bir şey söyleyeyim mi? Yaşam koçu karşına çıktığı zaman o insanın zaten enerjisinden siz sizden böyle bir... alınıyor o enerji. Ay kalp evet, sizden alınıyor enerji. Yani şey mesela tanışıyorsun birisiyle görüyorsun ki bu insanın ruh yani duruşu bile seni etkiliyor. Evet. Yani o insanın o kadar enerjisi evet. var ki senin zaten öyle etkiliyor ki sen diyorsun ki ben bu insandan... Yani şimdi mesela hani derler ya kelin ne diyorlar? İlacı olsa, kendi başına sürer değil mi? Evet, aynen bak öyle. Mesela terzi ben... söküğünü dikemezmiş vesaire. Vesaire. Evet ben mesela kadınsı enerji uzmanıyım. Şimdi ben kendim kadınlığı sevmek, kadın olmayı sevmek, yani kadın yani modern... Ya daha göre... neler neler konuşacağız Nergis'ciğim daha neler neler yani, var. Çok önemli bir konu. Yani, kadınlık derken bunun evet. çok ucu... Başka sorunlara da değindiği tabii. için çok önemli evet. bir konu evet. aslında. Bir de yani, ben evet. şimdi kadın olmayı sevmesem yani ben böyle o zaman inanmazsınız ki bana. Aynen İnsan öyle. Var aynen. ki mesela parayı falan evet. seminerleri veriyor adamın kendisinde para yok. Yani birazdan bunu... devam edelim bu değerli çok bilgilere. Güzel, heyecanlı çok bilgilere. Heyecanlı devam edeceğiz. Rabia Hanım. Rabia Hanım'a da geçelim. Evet. Rabia Hanım yani bu konulardan tabii ki size geçmek bir avukat olarak yasalara geçmek. Keskin bir geçiş oldu. Keskin bir geçiş oldu. Bugün öyle evet. bir geçiş olacak. Ama doktor, avukatlar da çok önemli. Kadın avukat da daha da önemli bence. Bir genç avukat. Bir genç yani avukat evet. Daha da bir mutlu oluyoruz. Türkiye'den geldiniz. Güzel bir Türkiye'den buraya master için geldiniz. Evet. Biraz da siz kendinizden lütfen bahseder misiniz? Tabii. Şöyle... Zaten küçüklüğümden beri kendimi tam olarak karakterimi oturttuğuma inandığım, daha doğrusu ne istediğimi belirlediğim zamandan beri hukuk okumak istiyorum. Bütün dünya için çok önemli bir ihtiyaç yani hukuk. Kesinlikle yani toplum için
halk için, birlikte yaşayan insanlar için kurallar olmadan mümkün değil. O yüzden bu huzur anlamda için. Bu anlamda tabii ki bu alanda da çalışmayı çok severek yapıyorum. Ama tabii ki şu anda daha yeniyim. Evet. O yüzden öğrenecek çok şey var. Şu anda Türkiye açısından almış olduğum 4 yıllık hukuk eğitimi ve 1 yıllık staj sonrasında Türkiye'de ruhsat alıp avukat olabiliyorsunuz. Ama şu anda da Almanya'daki durumu görüp Türkiye ile Almanya'daki hukuk durumu nasıl? Benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Ve hukukun işleyişi nasıl? Çünkü Almanya hukuk alanında öncü ülkelerden biri. Evet. Bizim de pek çok ceza ve benzeri kanunlarımızın esinlenildiği bir ülke. Çok fazla da ortak yanları var. Bunu görmek de bu anlamda beni çok mutlu ediyor. Evet. Ama tabii ki süreç gösteriyor. Şu an yanında çalışmış olduğum Koruntaş Hukuk Bürosu'nda da bunu çok güzel deneyimliyorum bu anlamda. Doğru adrestesiniz. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Evet, kendisiyle her zaman yani biz de sürekli irtibattayız. Evet. Sürekli görüşüyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar Koruntaş ailesine diyelim. Çünkü siz de aileden, ailenin bir ferdi gibisiniz galiba, öyle çalışıyorsunuz. Teşekkür ederim. Rabia Hanım'la da reklamlardan sonra bu bilgi bilgilendirme çok bilgiler var konusu. Evet, Rabia Hanım'da evet. Da. Bunlar devam edeceğiz ama birazdan evet. Reklamlar kaç? Çok az kaldı, reklamlara gideceğiz. Hocam ne diyorsunuz bu bayanların bu kadar çok ne diyorsun hocam? Aşırı neşir olması güzel değil mi? Şimdi hanımefendiyi dinledim. Tabii ki bana kalırsa son yıllarda ihtiyaç olan bir branş. Evet. Yani insanı kendi içinden çıkarmak. Hı hı. Bunun içinde sanırım Hint felsefesiyle Buda felsefesi de var. Ya karma olayı. Karma farklı bir konu değil mi? Ona da gireceğiz biraz. Ama, karma Kur'an'da da geçiyor. Yani ne ekersen onu biçersin diye. Ne yaparsan onu görürsün. Evet. Evet. Hal böyle olunca da tabii bazı insanlar psikolojik olarak içine kapanıklar, hı hı. Sağlıklı oldukları halde içine kapanıklar. Hı hı. Yine onları keşfedip o içindekini, diğerini çıkarmak lazım. Evet. Onun içinde yaşam koçlarına ihtiyaç var tabii. Evet, yani. Şöyle bir şey var yani doğru alanda tabii ki insan kendine bir meslek, bir yön seçerse, düzgün yapabileceği bir şey, üstlenebileceği bir şeyle karşı karşıya olursa daha rahat olur. Yani yolunu evet. Çizmekte tabii, bu alanda eğitim şart, lazım. Eğitim, bilgi şart. Ve tecrübe değil. Şart yani. Evet. Dediği çok doğru. Hemen bugünden yarın olmuyor bu işler. Tecrübe şart oluyor yani. Onun için de illaki bilgi ve geçmiş lazım. Birçok insan ne istediğini bilmemekte sorun çekiyor evet, hayatta. Işte gerek evlilikte gerek meslek hayatında. Bu gibi yaşam koçları da işte bunu keşfettirirse eğer o kişiyi doğru eş seçiminde, doğru iş seçiminde öncü ve yardımcı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ama işte yeni yeni maalesef bu psikolojik veya duygu popüler oluyor, biliyoruz, öğreniyoruz. Bu konu hakkında da iki kelime yani iki cümle söyleyebilir misin? Bitecek çünkü reklam arasına gireceğiz. Seçim yaparken doğru seçim nasıl yapmalı? Bir yaşam koçu bunu nasıl ifade edebilir? Kendisi mi? İnsan kendisi seçim yaparken ne istediğini nasıl bilebilir? Ne istediğini? O uzun bir mesele. Gerçekten evet, uzun bir evet. Yani. Çünkü karar vermenin de yani bir var karar verirsin ki başkasına inat, ay işte ben başarılı olacağım. Hırslar uğruna. Hırstan. Yani. Bir bak karar verirsin, mecbur kalırsın. Evet. Ama içten hani işte benim yolum budur. Kalbim ben olduğum için. İşte bu yol istiyor. Hı-hı. Onu gitmek için o biraz artık hani biz ağacın budakları değil de köküne bineceğiz. Yani köküne nerede? Gideceğiz. Anne çok babamıza. Doğru, evet. Evet. Sevgili seyirciler, bir reklam aramız olacak. Sonra devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel bilgiler var. Hocamız var yanımızda, Fikret Mani, Nergis Baba Yeva var, avukatımız var, Rabia Hanım. Her alandan var. Her alanda buradayız. Sorularınızı bize ikinci bölümde sorabilirsiniz, yardımcı olabiliriz. Biz karşınızda olacağız tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Yere ayrılmayın. Yere ayrılmayın. Home Design, Akaslan Mobilya'nın sunduğu Kadınca devam edecek. Yetim deyince, muhtaç deyince kalbimizin çok özel bir parçasının tam da burada kopması gerekiyor. Çok küçük bir çabayla, belki sofranızdan atacağınız bir yemeğin masrafıyla burada sevindireceğiniz o kadar çok kalp var ki böyle yüzünde tebessüm oluşturacağınız o kadar büyük fırsatlar var. Onlara iyi bakın ve şimdi bağış yapın.
0221-200-499-2222'yi arayarak bağış yapın. Islamic Relief, birlikte daha iyi bir gelecek için. Pimapen kapı pencere panjur sistemi, teras ve kış bahçelerinde en yüksek kalite, en iyi hizmet ve profesyonel ekibiyle Mengeder Festerbau yaşam standartlarınıza katkı sunar. Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanına teslimat mümkündür. Yaptığı işlerdeki ısı tasarrufuyla bütçenizi düşünen Mengeder Festerbau, 40 yıllık dost. Sevgili veliler ve çocuklar, işte Dietüpverlag'dan rengarenk resimler eşliğinde çocuklara uygun şekilde tasarlanan peygamber hikayeleri. 10 kitaptan oluşan bu set Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Mağazalarımız veya online alışveriş sayfamıza bekliyoruz. Sipariş için zsushop.de. Yayladan yine bir yenilik. Yayla peynirli su böreği. El yapımı, malzemesi bol, enfes tereyağında çıtır çıtır nefis peynirli su börekleri. Yayla peynirli su böreği. Lokmalar küçük, keyifler büyük. Markanızı tanıtmak, ürünlerinizi hedef kitlenizle buluşturmak APA Medya ile çok rahat. Türkiye ve Avrupa'daki tüm dillerdeki reklam mecralarında satın alma ve planlama, reklam tanıtım filmi, televizyon programı, canlı yayın aracı ve ekibi, grafik tasarım, kurumsal kimlik ve organizasyon hizmetleri. APA Medya, Avrupalı Türklerin reklam ajansı. 118-83, bilinmeyen numaralar hizmeti. Yetkili servisiniz, dost servisiniz, kaliteli servisiniz. 118-83. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pacific Zeefish. Sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pacific Zeefish. Kanal Avrupa, Avrupalı Türklerin haberlerini ekrana taşıyor. Avrupa'nın hangi ülke, şehrinde veya semtindeyseniz, haber değeri taşıyan tüm tanık olduğunuz olayların video ve resimlerini çekin, Kanal Avrupa WhatsApp haber hattına gönderin. Haber, tartışma ve ana haber bültenimize taşıyalım. Avrupalı Türklerin haberi olsun. WhatsApp haber hattımız 0449-177-399-94-94. Çekin, gönderin, yayınlayalım. Uluslararası alandan Türk bestecilerinin eserlerini yorumlayan, kültürümüzü dünyaya en iyi şekilde tanıtan tek orkestra grubu. Turkish Chamber Orchestra. 276 opus eseri, 19 senfoni bestesi ve 40 yıldır Köln Senfoni Orkestrası'nın şefi. O Betin Güneş. O Avrupalı bir Türk. O artık sizinle. Betin Güneş, Turkish Chamber Orkestra ekibiyle pazar günü 21'de Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. KFZ Gutacht'ın servis Ercan Özcan ve İpek Mobilya Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Fenerbahçe büyük takım. Fenerbahçe topun peşine koşmaz. Gönül ister ki Türkiye liglerinde daha fazla Türk futbolcu görmek. Geçen sene Trabzonspor ayağından çıkarken 30 tane gol yemiş. Sporcum kere ahlaklı olacak. Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. Milli takımda oynayan gençlerimizin çoğu da Avrupa'dan. Spora dair ne varsa daimi konuklar Ercan Özcan, Yusuf Genç, Arif Yılmaz ve Nejat Yüksel'in yer aldığı Spor Avrupa, Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da.
sevdiler. Sevdanın şafağı da söktüğü zaman. Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savuruyor yer beni. Ağlama. Baydaroğlu'nun sunduğu Ölmeyen Türküler, Salı günü saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Efsane yuvaya döndü. Avrupa'nın arabesk ve fantezi kralı Ersoy Dinç, Kanal Avrupa ekranlarında. Güzel gözüm varsanın, al canım senin olsun. Müzik, eğlence, birbirinden değerli konuklar. Bu programda Ersoy Dinç'in sunumu ile müzik ile muhabbet Salı akşamı saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Akaslan Mobilya'nın sunduğu Kadınca devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, tekrar ekranlardayız. Çok güzel, muhteşem konuklarımızla yine karşınızdayız. Hocamız Fikret Mani, yanımızda yaşam koçumuz Nergis Babayeva ve avukatımız Rabia Yücel'le birlikteyiz. Sorularınız varsa bize lütfen ekranlardaki gördüğünüz numaralardan ulaşın ve sorularınızı sorun lütfen. Hocam, bağımlılık konusu. Bağımlılık konusunda ne yapmalı çocuklarımız veya yetişkinler de bağımlılık konusunda çok büyük sıkıntıları var. Bağımlılık deyince bu telefon bağımlılığı şu anki sıkıntımız. Oyun bağımlılığı. Oyun bağımlılığı. Ondan sonra işte içki, alkol, bağımlılık konusunda neler de diyebilirsiniz, neler anlatabilirsiniz bize? Bağımlılık tabii kendine has çok özel bir mesele. Muayenehanemi açtığımda yaklaşık 90-91 yıllarında üniversite talebelerinden ve gençlerden bazı arkadaşlarımı da grubun içine katarak bağımlılıkla ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. O zaman bağımlılığın adı tabii telaffuzu başka bir manadaydı. Madde bağımlılığı öne çıkıyordu hep. Madde bağımlılığı derken tabii bildiğiniz maddeler işte başta haşişle başlayan, Türkçe'de ot tabir edilen, evet. Ondan sonra kokain, eroin ve alkol bağımlılığı. Biz bu konuları o zaman o grupla beraber yaklaşık benim muayenemde böyle bir hasta kabul odası vardı. Orada yaklaşık 20 kişilik bir grupla arasında bunların bağımlılar da olarak çalışmalara yaptık. Ve o zaman ilk defa Almanya'da bağımlılıkla sosyal çalışma yapan ilk ve tek doktorumdu. O grupta o zamanlar 14-15 yaşında olup da şimdi öğretmen, avukat, doktor olan çocuklar dahi vardı bu grupta. Senetli sepetli bir çalışma yaptık. Hatta o çalışmayı hem Türkiye'den TRT televizyonundan bir grup hem de Almanya'dan VDR televizyonundan bir grup resmen dokumentasyon yaparak programa almışlardı, göstermişlerdi. Günümüzün bağımlılığı tabii boyut değiştirdi.
nasıl boyut değiştirdi? Toplum gelişirken bağımlılığı sağlayacak bazı etkenlikler oldu. Elektronik bağımlılığı diye bir bağımlılık çıktı mesela. Eskiden bu, hatırlarsanız belki annelerinizden babalarınızdan bilirsiniz. Video, VHS videoları evet, vardı. Betamax vardı, VHS vardı. Betamax vesaire. Bu video filmlerine olan bir bağımlılık oluştu. Mesela misafirliğe giderdiniz. Daha iki kelime hoş beş sohbet etmeden hemen bir film konu. Bir marka zorla film kiralanıyordu onlar. Hafta bir sonları öyle bir toplantı yapıyordu özellikle. Ondan sonra oradan başlayan bu bağımlılık bu modernizasyon yoluyla, tekniğin gelişmesi yoluyla mesela telefon bağımlılığına dönüştü. Evet. Handy bağımlılığı. Çocuklarda oyun çok PlayStation. Ondan sonra evet. Telefon bağımlılığına çocuklar başladı zaman harcamaya. Ne yaptılar? O telefonlarda oyunlar yüklendi. Başladılar oyun oynamaya, oyunlar evet. oynamaya. Hal böyle olunca da... Ne yapmalı hocam? Nasıl kurtulmalı? Şimdi, ne yapabiliriz bu konuda? Burada tabii bir defa buna dur demenin birinci şıkkı çocuklarda ebeveynler yani anneler babalar. Yetişkinlerde de psikolojiye bir tabir var. Ayna. Yani aynaya bakacak diyecek ki ben ne yapıyorum yani? Ben ne yapıyorum diye. Kendini bir sorgulaması lazım kişinin. Evet. Şimdi çocukları anne baba bir defa eğitmeli. Bu işlerin en başında eğitim geliyor. Eğitim olmadan yani background olmadan asla olmaz. Dolayısıyla ne yazık ki bizim annelerimiz, babalarımız yani çocukları bu alışkanlıklarını giderecek bilgiye ve görgüye sahip değiller. Hı hı. Pek de karışmıyorlar. Her şeyi oluruna bırakıyorlar. Evet. Bunların getirdiği bir sürü tabii ki rahatsızlıklar meydana geliyor. Evet. Bu çok kapsamlı fikir. O rahatsızlığı da engelleyemiyorsunuz. Yani. Siz diyorsunuz ki ayna olmalı. İlk önce bir ebeveyn kendini sorgulamalı. Mutlaka. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Rica ederim. Devam edeceğiz tabii birazdan. Nergis Hanım şu Hürrem olayına bir geçelim mi? Nasıl bu Hürrem olmak? Nasıl bir Hürrem olmalı kadınlar? Öyle mi girelim hemen? Öyle girelim. Nasıl isterseniz. Okey. Başlayalım. Hürrem, modern Hürrem ne demek? Şimdi tabii biz Hürrem derken o dizi falan aklımıza yani geçiyor. Reklam ama yapmıyoruz. Onlardan yok, bağımsız yok. Olarak konuşuyoruz. Evet, Hürrem bağımsız. Olmayı. Evet. Modern Hürrem'in anlamı ne anlamına geliyor? Modern Hürrem nasıl bir kadın? Modern Hürrem bir etapta kendisiyle barışık olan biri. Kendisini seven ama nasıl? Ego değil de daha çok kendisine saygısı olan. Kendine çünkü saygısı olan bir şey evet. söylüyoruz. Birgül'le de çok müzakere ederiz kadınlarımızı. Hı. Kendisine saygılı olmaktan geçiyor bir takım şeyler. Hı hı. Evet çok doğru. Evet. Yani nasıl biliyor musun canım benim? Mesela kendisine saygısı olan insan insanlara iyi davranır. Çünkü neden? Otomatikmen aynı yoldan hani kendisi nasıl davranıyorsa siz de öyle davranıyor. Evet. Hani bazen diyorlar ya bu çok havalı işte ay kimseyi takmıyor etmiyor ama o insan kendisini de takmıyor. O insan kendisine yani saygısı yok zaten yok. Anlıyoruz. Problem. Nasıl modern Hürrem ne anlamına geliyor? Kendisiyle mutlu olan, kendisini bilen, modern Hürrem kendi enerjisiyle kendi ihtiyaçlarını dolduran, hani derler ya, kendisini doyurabilen. Doyurabilen. Evet çünkü yani enerjetikmen aç değil de yani onu mesela anlarsınız. Bir kadın gelir mesela bir tane mesela restoran olsun ortama. Evet. Böyle der ki merhaba selam nasılsınız? Hemen böyle ışık açılır. Işık açır. Bazı kadınlar yani var. Çok da güzel bir bayan manken gibi vesaire olmasına gerek yok aslında. Onun aurası kendine özgüveniyle. Evet. Evet. Şahit olmuşuzdur birçok olaylarda. Evet. 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 Ola da bilir olmaya da bilir. Güzel evet. bayanlar var ki mesela aurası var ki yani içi dışı güzel insanlar da var. Tabii sırf ki. Bizim biraz toplumda güzel kadına karşı biraz hani bu dizilerde filmlerde hep aldatılan güzel kadın oluyor ya veya yakışıklı adam evet, oluyor ya. Evet uydurma bir şey oluyor. O zaman ne oluyor? Mesela o yüzden ben diyorlar ya Allah çirkin şansı verdi diye bir şey çıkmış. Öyle bir şey demişler artık. O var ya o cümle o çok negatif çok aslında. Çok evet. manipüle eden bir cümle. Yani ben çok güzel kadın biliyorum ki çok şanslılar. Bu diyorum ya bu eski filmlerde kaderim falan güzel olmasaydım bu da güzellik kavramını çok ön planda tuttuğumuz için toplumca evet. herhalde biraz güzellik kavramına çok önem veriyoruz. Biz giyim kuşama. Biz Selda'yla da konuşuyoruz. Diyoruz ki yüreğimiz güzelse zaten güzelliğimiz ortaya çıkıyordur. Bir nevi öyle değil mi? Evet de
Bülgülcüğüm ama ya içim dışım, ya içim güzel ya dışım güzel diye bir şey yok. Hem için güzel olabilir, dengede hem dışım diyorsun. Güzel. Evet, ben 9 sene manken değildim. Makyajdım, pardon. Sıkıntı değil. Manken olaydım iyiydi. Nerede o günü? Şey, yani ben maşallah, dokuz, Allah'ınız var öyle demeyin. 9 Maşallah. Ay kalp. Tam benim. Şey, ben tam yaşam koçu. Tam yaşam koçu. Evet. Ben mesela 9 sene gerçekten makyajdım. Ve ben çok seviyorum makyaj kullanmayı. Mesela bizim mesela toplumda erkekler biraz yanlış bakar. Diyor ki ay bu çok makyajlı, ay bu çok hemen kızdan artık ön yargı, artık bilmiyorum nereden almışlarsa bu ön yargıyı hemen kötü görüyorlar. Hı. Ama bir insanın, size söyleyeyim mi, kadın ne kadar bakımlıysa o kadar onun iç dünyası öyle. Hani biz demiyoruz böyle aşırı makyaj yapıp ama böyle mutsuz. Ay, bakımlı olmalı. Bakımlı olmalı. Dışarıdaki evet. insana karşı yapı, öyle bir ön yargı var değil mi? Yani çok, kadın evet. süslendiği zaman, giyindiği evet. zaman, kuşandığı zaman şöyle bir tabirle karşılaşabiliyor eşi tarafından. Kimin için süsleniyorsun? Ya, kendisi için yani. Kendi özgüveni için, kendini tasdik ettirmek için. Sorun nerede biliyor musunuz? Öyle bizim toplumda biraz böyle yani çocukluktan gelen. Hani mesela küçük bir tane kız olur, annesini görür, ruj yapar. Gider böyle ruju çok hemen, meraklıydı, hemen evet, abi gelir. Belki 2 yaş büyük kendisinden. Aynen. Küçük abi. Sen ne yapıyorsun? Artık kıza böyle suç duyuru yapıyor. Hmm, kız artık suçumuz. Erkek Fatma gibi büyüyor. Evet. Ne oluyor? Baskın bu sefer duygular oluyor. Tabii. Erkek Fatma gibi büyüyor. Aha. Ondan sonra bu sefer de sevgili çıkıyor karşına. O da tabii çok fazla dizimi bakmış, filmi bakmış, ne yapmışsa. Nerede haptıysa. Evet. Yapamazsın, edemezsin. Sanıyorlar ki güzel kadın aldatacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Kim aldatıyor biliyor musunuz? Çirkin kadın mı? Yok, o ne? Hayır, öyle değil de ben de öyle bir cevap vereyim dedim. Arkadaşlar, çirkin kadın yoktur. Yoktur. Bakımsız kadın vardır. Kesinlikle katılıyorum, evet. Kim aldatıyor biliyor musunuz? Ömür boyu ilgiye muhtaç olan insanlar. Kesinlikle. Hani derler ya böyle yakışıklı erkek, uzaktır falan, aldatıyor. Vallahi hep aldatanlar hep öyle aham şaham olmayanlar. Çünkü neden? İlgiye alışık değiller ya. Evet. Eşi şimdi iyi davranmıyor, dışarı gidiyor. Bir baktı orada bir tane kadın buna böyle yapıyor. Süpersin. Hemen adam zıplıyor. Neden? Evet. Çünkü ilgiye ihtiyaç onu var. Onu konuyu açıyor. Bizde biraz şey toplumca sevgisini pek gösteriyor. Sevdiğimi göstermeyeyim, şımartmayayım falan evet. bir tabiri var ya, ondan da bak diyoruz ya, konuyu açıyor, problemi de açıyor. Hepsi birbirine endeksli bir şey. Çok bayağı bir ilgili bir program yine. Olacak, bayağı bir dolu heyecanlı. Konuşuyoruz, heyecanlı devam edeceğiz. Avukatımıza dönmemiz gerekiyor değil mi? Buyurun. Yani biraz da bilgi alalım. Sizinle bilgi alalım, biraz hukuksal bilgi alalım sizinle de. Mavi kart demişsiniz. Mavi kart, blue kart, iki tane farklı kartımız varmış evet. ama çoğu insan bunun farkını bilmiyormuş. Onu da siz bize açıklar mısınız? Evet. Lütfen? Şöyle, ikisi de aslında ismen aynı ama işlevleri tamamen farklı. İki farklı kart. Bir mavi kart, blue kart da olarak geçen, nitelikli iş gücü olarak da bilinen, iş gücü anlamında da gelen, oturum alma amacıyla gelen Türk vatandaşlarının evet. Almanya'ya gelmelerini sağlayan bir şey. Bir kart türü. Diğeri ise Türk vatandaşı olup sonrasında doğumdan itibaren Türk vatandaşı olup sonrasında Alman vatandaşlarına geçecekler ama izinle geçen vatandaşlara Türk vatandaşlığındaki bazı haklarının halen devam etmesi için tanınan bir hak ve onlara verilen bir kart. İkisi birbirinden tamamen farklı. Öncelikle blue kartı açacak olursak bu kart lisans ve üstü eğitim almış olan Türk vatandaşlarının burada belirli bir maaş. Bunun da sınırı brüt en az 55.300 euro yıllık gelir kazanacakları bir iş almaları durumunda hiçbir dil şartı olmadan buraya gelmelerini sağlıyor. Biliyorsunuz korona döneminde şu anda Türkiye'ye sınırlar kapatıldı. Sadece kısıtlı erişim sağlanıyor ve bu blue kartta bu erişim sağlayan kısıtlamalardan, istisnalardan bir tanesi. Evet. Ama bunun aynı zamanda getirmiş olduğu bu istisna olmasının yanı sıra aile birleşiminde de çok büyük bir önemi var. Çünkü genelde insanlar bu başvuruları yaparken bu özel ayrıntılara dikkat etmiyorlar ve sonrasında çok mağdur olabiliyorlar. Kendileri geliyor ama beraberlerinde eşleri ve çocukları gelemiyor. Bu durumda da ortaya çok büyük sıkıntılar çıkıyor ki özellikle bu durumda.
aile birleşimi bir de normalde şu an yine kısıtlamalara rağmen istisna olsa da eğer ki blue card da gelindiği takdirde eğer beraber gelineceği zaman aile birleşimi başvurusu da olmazsa bu evet. durumda ilk 6 ay dediğimiz probitak zamanında aile birleşimi başvurusu yapamaz birey. Aynı zamanda oturumunun bitmesinden 6 ay öncesine kadar da başvuramaz. Evet. Bu durumda aile bir yerde, o kişi bir yerde kalabiliyor. Yani bunun ayrıntısı bu. 2 ila 4 yıl arasında oturum veriliyor. Eğer ki B1 seviyesini alıyorsanız geldikten sonra 21 ay ve sonrasında süresiz oturum alma gibi bir imkanınız var. B1 seviyesi nedir? B1 Almanca dil seviyesi. Çünkü normalde Almanya'ya geliyor olduğunuz zaman Türk vatandaşlardan belirli bir dil seviyesi istiyorlar. Evet. Bu çok önemli Almanya için. Ama eğer ki bu vize türüyle gelirseniz o zaman sizden herhangi bir dil seviyesi istemiyorlar. Sonrasında B1 seviyesinde bir dil sertifikanız olması halinde süresiz oturum alabiliyorsunuz. Evet. Bu blue card dediğimiz. Diğer mavi kart ise Türk vatandaşlarının doğumla kazanmış olduğu vatandaşlıktan Türkiye'den izin almak şartıyla çıkmaları durumunda onlara sağlanan belirli bir haklar var. Bunları sağlamaları için başvuru yapmaları gerekiyor. Bazı durumlarda bu başvuru sağlanmıyor. Eğer ki Türk vatandaşlığından siz istemediğiniz ama zorla çıkartıldıysanız. Eğer ki siz şu anda erginsiniz ama sizin doğuştan bir Türk vatandaşlığınız yoksa bu durumda da alamıyorsunuz. Evet. Ya da çifte vatandaşlık durumu biliyorsunuz ki kaldırıldı. Bir vatandaşlığı seçme durumunuz oldu ve siz Alman vatandaşlığını seçtiniz. Bu durumda mavi kart sahibi olamıyorsunuz maalesef. Bunun da bir istisnası da şu, bunu da maalesef tam bilmiyor. O yüzden vatandaşlarımız da bu konuda bilgilendirmek lazım. Eğer ki 18 yaşından küçükseniz ve anne babanızdan biri Türkse sizin mavi kart almanız gerekmiyor. Çünkü siz zaten o anne babanın Türk vatandaşı olmasından kaynaklı aile kütüğüne yazılmış oluyorsunuz. Bu da ne demek? Mavi kart ne sağlıyor? Vatandaşlar burada çünkü Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız gerçekten de bazen Alman vatandaşlığına çok ihtiyaç duyabiliyorlar burada yaşadıkları için. Bu da şu demek oluyor. Belirli hakların haricinde bütün hakları yine de sanki bir Türk vatandaşıymış gibi sağlayabiliyorlar. Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Hiçbir şekilde çalışma izni olmadan istedikleri gibi Türkiye'de çalışabiliyorlar. Çünkü normalde yabancı olsalar. Evet ve gayrimenkul ve menkulleri hiçbir evet. sıkıntı olmadan yabancılara uğramayan şekilde hı hı. sanki bir Türk vatandaşı gibi elde evet. edebiliyorlar. Hangi hakları kullanamıyorlar? Kamu görevli olma ve bu anlamda askeri personel olma durumuna ilişkin istisnalar var. Ama Türkiye'de. Evet, hı hı. Türkiye'de. Evet. Ama bunun da tek durumu artık yeni gelen çünkü mavi kart sahiplerine de yapılması evet. istenen bir incelik de şu oldu. Kamu personeli olarak direkt kadrolu gibi değil de geçici veya sözleşmeli personel olma hakkı da onlara tanındı. Askerlikten evet. muaf oluyorlar zaten. Ama bu anlamda biz öneriyoruz. Çünkü basit bir durum. Kendiniz kendi kimlik kartınızı ve başvuru formunuzu yurt dışındaysanız yurt dışı temsilciliklerine, evet. eğer ki yurt nasıl işindeyseniz de diyecektim, siz de onu anlatıyorsunuz. Aynen. Evet. İl Nüfus Müdürlüğü'ne giderek başvurunuzu bizzat ama siz kendiniz yaparak bu kartı elde edinebilirsiniz. Yani bunun hiçbir dezavantajı yok. Aksine size beraberinde getirdiği pek çok avantajı var. Çok teşekkürler çok Rabia Hanım. Bilgiler çok mavi önemli. Kart olayını çok aydınlattı. Benim benzeri bir konuyla ilgili bir sorum olacak. Buyurun. Belki bizi izleyen Türk vatandaşlarına önemli bilgi aktarabilirsiniz. Evet. Tabii. Şimdi benim aldığım duyumlara göre çok yakın bir zamanda Türkiye'deki bankaların burada yaşayan vatandaşlarımızın hesabını Alman... Ha, birazdan evet bilgilendirme konusu. Evet, o konu konusu hakkında da bilgi vereceğim. Önemli hafta da işleyecek. Evet. Oğuz Bey ile onu bu hafta yani da işleyeceğiz. Bu hesaptan aktarılacak doğru mudur değil mi? Söylerseniz bilgi paylaşımı yasak. Tabii ki. Evet, tabii ki. İnsanlar söz hakkı almışken Fikret Bey sizden devam edelim. Sizden devam edelim. Söz hakkı almışsınız madem. Buyurun devam edelim. Evet, estetiğe girelim mi? Herkesin çok merak ettiği hocam estetiğe girelim mi? Evet Fikret Bey, son yıllarda bu estetik yaşı da düştü bayağı. Evet. Yani önceden bir 35-40 yaşında bir operasyon geçirirken hı hı. şimdi maalesef böyle bir 18-20 yaşlara düştük. Ne düşünüyorsunuz? Ne yapalım? Nelere dikkat etsinler? Şimdi bana kalırsa estetiği iki yolda incelemek lazım. Hı hı. Bir tanesi cerrahi estetik, bıçakla yapılan. Yani. Evet. Bir de şimdi moda olan yani in tabir ettiğimiz estetik, ameliyatsız estetik, bıçaksız evet. estetik. Benim son yıllarda hobi olarak yönlendiğim bir alan.
Hobi olarak. Ne güzel dedi hocam. Fikret Bey zaten doktorlukta kalmamış. Tanıdık evet. Ofisi muayenehaneye yani gittiğimizde öğrendik. Kaşayiliği var, ressamlığı var maşallah. Bir var yani. Tarih bilgisi çok hoşuma gitti. Anlattıkları eskiye dair. Bayanlara bir nevi hizmet etmek yani. Madem aktüel moda oldu ben de ilgilenirim diyor. Güzelliklerine biraz daha güzellik katmak. Anlıyorsunuz bayanlardan. Dolayısıyla bu alanda bir de cerrahide gelmen yani bu işe yatkınlığım da bahis konusu olunca ben de yüz estetiği ve vücudun bazı diğer bölgelerine de bıçaksız cerrahi tabir ettiğimiz estetikle bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Çeşitli estetik metotları var tabii. Herkesin bildiği botoks var artık. Evet, hyaluron var. Ondan sonra hyaluron var. Dişin tedavileri de var. Şimdi Türklerin tabir ettiği Frans askısı diyorlar. İple gelmesi evet. Vampir lifting var. Vampir lifting bu kendi plazmasıyla yani hastadan alınan kendi kanın plazmaya döndürülmesi. Enjekte edilmesi. Ondan sonra da onun ilgili bölgelere enjekte edilmesiyle oluşan bir metot. Bir de Petrek Spritze denilen yağ yok etme metodu var. Evet onlar o kadar özellikle masum mu Fikret Bey? Özellikle gıdıklara falan uyguluyoruz. Neden bana bakıyorsunuz aşağı? Ama şey ben gördüm yapan bir bayanda önce müthiş bir aşağıya düşüyor. Evet. Bayanınkisi çok korkunç görünüyordu. Evet. Bizim ya böyle kalırsa ya bu sıvılar Fikret Bey yani Petrek Spritze olsun, hyaluron olsun. Vücutumuza hiç mi zararı yok? Yok. Yani çok yaygın. Şimdi bakın hyaluron zaten vücudumuzun kendi maddesi. Öyle mi? Tabii. Okay. Vücudumuzda o madde gençlerde bu kadarsa yaşlandıkça eriyip azalan bir madde. Azalan maddenin bulunduğu bölgelerde tabii ne oluyor? Kırışıklıklar oluşuyor, derin çukurlar oluşuyor, katlanmalar vesaire. Evet. Bunları gidermek için tabii dolgu maddesi tabir edildiği için hyaluron maddesi. Bu sentetik bir şekilde oluşturulmuş bir madde ama birebir vücudumuzun maddesi olduğu için yan tesir yok. Sadece aplikasyonda yani uygulamada dikkat edilmesi gerekli bazı şeyler. İntihap falan vesaire tabii diyorsun. Bunları, o da çok görülmüştür. Ama bütün cerrahi müdahalelerde olan rizikolar, evet. Komplikasyonlar bunlar. Genel itibariyle yani o maddenin vücudumuzun maddesi olması nedeniyle vücuda verdiği bir zarar yok. Zaman içinde de zaten moleküler yapısına bağlı olarak hyaluronun tekrar kaybolduğunu herkes de biliyor yani yaklaşık olarak 9-12 ay alıyor. Ondan sonra yavaş yavaş tekrar vücut onu atıyor. Şey de böyle bu... Botoks nedir? Botoks... Ben yılan zehri olarak tanımıştım botoksu ilk daha. Tehlikeli bir şey olarak görmüştük her zaman. Şimdi botulinum toksin diyorlar. Clostridium botuli diye bir bakteriden elde edilip bu bakteri de zaten hem kokuşmuş, çürümüş sebzelerden, meyvelerden, maddelerde rastlanabilen, toprakta bulunabilen bir bakteri. O bakteriden onları kristalize ederek elde edilen bir penisilinle benzer madde. Bir şey mi hocam? Penisilin gibi bir şey mi? Penisilin de çürümüş maddelerden oluşmuyor mu? Yoksa yanlış şimdi mı biliyorum? O başka bir şey. O suni künsüz geliştirilen bir madde okay, o. Farklı, okey. Bu yalnız çok tehlikeli ve felç edici bir madde. Onun için insanlara zerk edilirken yani aplike edilirken mikrogramlardan dahi değil, nanogramlardan konuşuyoruz. Çok çok az olmaz. Çok da dikkatli yapılması lazım. Tabii ehli kişilerin yapması lazım. Neticede nörotoksin tabir ettiğimiz bir toksin. Almanya'da sınırlandırma oldu. Yani. Bu konular da tabii ki şimdi dediğimiz gibi yaşam koçundan da bahsettik ya. Evet. 3 günlük 5 günlük seminerlerle ya, kosmetikçiler yapıyordu. Yani. Şimdi artık kanun çıktı. Defa, her praktikadan olman gerekiyor. Ne yazık eğitim ki, alınması ne gerekiyor. Yazık eğitim ki, çok önemli yani. Duyuyoruz her bu işleri merdiven altlarında berber dükkanlarının arka odalarında tatbik edenler var. Ama bunun cezasını da çok ağır çektiler. Reinho gibi de kosmetikçi bir bayan şu an cezaevinde. Yeni de evlenmiş. İşte kendisi de hamile. Bu olaydan dolayı ceza yedi. Ama doğru yani müsaade, hayatı kanun biraz geç kaldı sağlık, daha doğrusu. Sağlık bu kadar kanun. Basit değil yani. Yani. Şimdi bir tarafta okumuş yıllarını vermiş bir doktor var. Öteki tarafta kelale hiç ilgisi olmayan birisi geliyor.
Ondan sonra ben botoks yaparım, hyaluron yaparım falan diyor. Öyle bir dünya yani yok. Böyle bir şey olamaz. Şimdi ben yaşam koçlu bayan, yaşam koçu. Ne güzel bak 9 yılını vermiş. Ben çıkıp piyasaya ben yaşam koçu olacağım diyebilir miyim? 3 günlük kurslarla bunu paranın yani maalesef tabii paranın hükmettiği bir zamanda. Yani bu sırf, evet, sırf finansiyel açıdan biraz böyle uygun, olsun uygun olduğu için herkesin neredeyse üstüne atladığı bir konu. Hı-hı. Ama bence herkesin de dikkat etmesi gerekli bir konu. Bireysel bir dikkat gerekiyor yani kişinin kendisine. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Bilmeden, sormadan, kim olduğunu anlamadan bana kalırsa kimse bir yerlere gitmesin, evet, yani. Ağzınıza sağlık hocam. Aynen. Teşekkür ederiz. Yani. Çok sağ olun. Nergis'ciğim. Şimdi hangi konuda kadın, devam soruyu kadın, merak ediyorum. Şimdi merak ediyorsun değil mi? Hangi soruyu soracağım. Şimdi kadınların güzelliği dedik, kadın dedik, estetik dedik. Erkekler gelip sende tedavi oluyor mu? Aşk acısını orada sana anlatıyor mu? Dertlerini sana paylaşabiliyorlar mı seninle orada? Ne yapabiliyorsun erkeklerde? Gelelim fasulyenin faydalarına. Yani, erkeklere gelince tabii mesela gelip öyle açılanlar da var. Yani anlatanlar var ama ben iyiyim deyip de ama depresyondan çıkmayanlar da var. Evet. Genellikle ben seminerler yaptım. Bir kere İki seminer yaptım. Bu arada erkek kendi, için. Kendi akademiniz de var. Woman, evet, Sign Woman Sign Academy. Evet. Çok başarılı bir kadınsı akademi. Kadınsı teşekkürler kalp. Kadınsı enerji üzere ötüyorum. Erkekler için iki tane seminer yaptım. İlk seminerimi gördüm ki mesela böyle toplayamadım kişi. Çünkü gerçekten açılamıyorlar gelip. Şimdi ben de gidip öyle hoşuma gelen bir tip erken yanında da işte öngür öngür. Yani ya çıplak oluyorsun neredeyse. Duygularını ifade etmekte çok sorun. Evet. Yani bak mesela neyi anladım? Hele şimdi bizim toplum geçelim. Hı. Çok gerçekten öyle. Mesela böyle tanıştığım insanlar diyelim dışarıda duyduklarım falan. Eğitim görmesi gereken çok erkek var dışarıda. Mecbur gitmesi lazım. Hı hı. Çünkü mesela birisiyle konuşuyorsun. Mesela düşünceni diyorsun. Bir bakıyorsun ki kadına o kadar nefreti var ki başlıyor işte bağırmaya, çağırmaya. Hı hı. Normal bir cümleden. Diyorsunuz? Değil mi? Evet, ne oluyor diyorsun. Orada bağlantılı olarak anne oğul ilişkisine de geçebilir miyiz? Zaten yani, oraya geçeceğiz her şey değil mi? Başlıyor. Orada her şey başlıyor. Evet. Dünyayı kim yönetiyor? Erkekler. Erkekleri kim yönetiyor? Kadınlar. Yani. Kadınları kim yönetiyor? Hormonlar. Hormonlar diyorsun. Yani düşün. Şimdi kadın. Seyircilerimiz çok farklı bir şey. Çok farklı doğru bir şey. Aslında gayet de net. Ama gerçekten de öyle. Yani şimdi bizi bir anlasalar. Evet, anlatayım. Mesela bir kadın şimdi çocukken anne babadan yani darbe görmüşse veya anne baba mutlu değiller. Sen derler 6 yaşına kadar çocuğunun beyni zaten hipnozda. Yani ne görür, ne hissediyoruz hepsi zaten otomatikmen beyine yazılıyor. Yani bazıları var böyle rol yapıyorlar, mutlu aile rolü ama çocuk hissediyor. Çünkü 6 yani, yaşa kadar çocuk hissediyor. Hı hı. Görüyor ki anne babayı sevmiyor, babaanneyi aldatıyor, gerginlik var, kavga var, dövüş var, bilmem ne var. Şimdi bunu bir erkek hormonlara gelince, hı hı, bir kadın kendi sorununu, kendi içindeki duyguları, hani ay konuşma etme, bize çok meşhur o. Hı hı. Konuşamazsın, kimseyle rahatsız paylaşma ediyorsun, otur odanda falan böyle sık boğazı yapıyorlar ya. Öyle bir kız büyüyor, oluyor anne. Ve içinde tabii sevilmediğim, beni kimse yani kadın kız ciddiye olarak görmüyor, almadı, ciddiye almıyor. Ben bir hiç kimim düşüncesiyle bu kadın bir gün evleniyor. Zaten annem babam sürekli kavga yapıyordu. Evet, ben değersizim duygusuna geliyor herhangi bir yollarla. Bu kadın oluyor bir gün hamile. Okey. Bu hamile döneminde ne oluyor? Bir kadının kendisine sahip çıkamadığı dönem hormonların taban ettiği dönem. Ne zaman o? Hamilelikte, hamilelikten sonra ve menopozda. Hani erkekler diyor ya ben evlendim çok iyiydi, kadın çocuk değişti, anne oldu, bir değişti. Değişmedi. Onun asıl korkuları, kişiliği yani nasıl olduğu ortaya çıktı sırf. Hani o zamana kadar bastırılmış. Hormon şey olunca hani de yani bizim yani dışarıda değil mi hocam, size de anlatmışlar erkekler dertlerini diye. Yani evlendim sana, annem eşim çocuk olduktan sonra kadın değişti. Sonra kadın kötü oluyor. Kadın kötü olmuyor. Düşün yani şimdi hamilelik döneminde kadın ne düşündü, ne hissetti, eşinden ilgi alıp alamadığı korkular, bilmem ne, agresif, kaygılar, problemler, hepsi çocuğa geçiyor. Sonra hani
annesiniz. Allah evet. bağışlasın. Evet. Hep ben size baba. Siz de baba. Yani, sizin başınızı inşallah. Amin. Yani ne oluyor? Çocuk hemen doğurduktan sonra hemen göğsüne koyuyorlar ya. Hani anneyle evet. şey olsun Aşır diye. Aşırı neşir olsun. Yani çocuk zaten ilk 2-3 ay görmüyor. Sırf anneyi hissediyor. Zaten erkek enerjisi, kadın enerjisine daha çok tabi. O ne oluyor? Annenin duyguları falan çocuğa geçiyor. Şimdi anne oğul şeyine gelince, anne çok agresifse, hani böyle nasıl desem dominantsa, bu oğlanın yani bir zaman sonra adam gibi adam olmasını blokluyor. Çünkü neden? Kadın ağır basıyor. Çocuk da o zaman ne oluyor? Annenin kuzusu, yani 1.90 boyunda çocuğu karar veremiyor, hayatında ne istediğini bilmiyor. İşte öyle sorunlarla. Bir karmaşanın içinde çocuk eğitilmeye çalışıyor aslında. Dolayısıyla hayata evet. da hazırlanamıyor bir şey. Hazırlanamıyor. Veya sıkıntılar anne, oluşuyor. Evet. Veya anne çok şey böyle kendisini ezdirmiş, babadan etmiş. Bu sefer hani bu kadın cinayetleri nereden geliyor? Bilinçaltı anneye gerçekten öyle. Yani şimdi evet, böyle hepimiz annemizi seviyoruz. Evet, bu çok önemli bir konu. Üçüncü bölümde buna devam edelim. Evet i̇şte bir de anne, evlilik konusu, neden boşanma bu kadar konusu, çok boşanmanın yaygın olduğuna geçeceğiz. Sevgili seyirciler ekranlardan ayrılmayın. Az kaldı çünkü ikinci bölümümüz de bitecek. çok çabuk bitiyor. Savaşı gibi akıp geçiyor. Zaman gidiyor. Rabia Hanım'la tekrar görüşelim. Rabia Hanım bu korona sürecinde kimler Türkiye'den şu an gelebilir? Kimlerin Kısıtlama imkanı oldu var? Mu bu korona? Kısıtlamalar var mı şu an? Oldu. Çünkü zaten biliyorsunuz korona bu Şubat ayında büyük bir patlama verdi. Evet, ve bu yüzden Türkiye dedi ki ben sınırlarımı kapatıyorum ve 28 Mart itibariyle sınırları kapattım. İşlemlerimi de kapatıyorum. Kesinlikle öyle. Çünkü Türkiye'de vakalar çok daha sonra ortaya çıktı. Evet. Bunun sonrasında Almanya'da zaten kapatmıştı sınırlarını. Ama tabii ki bu demek değil ki hiçbir vatandaş kendi ülkesine dönemez. Her vatandaşın kendi ülkesine dönme hakkı var. Türkiye sınırları kapattığı zaman Almanya'daki bütün konsolosluklar vatandaşlarına ülkenize dönmek istiyorsanız lütfen isimlerinizi bildirin diye evet. bu anlamda çağrıda bulundu. Onu çünkü bizzat şahit olduk. Annem kesinlikle. Babamı gönderdim ben o dönemde. O yüzden böyle bir durum olmadı ama onun haricinde şu anda bu kısıtlamalar evet. Türkiye sınırları açtı 11 Haziran itibariyle ama Almanya hala bu anlamda Türkiye için sınırları açmış değil tam olarak. Almanya Avrupa Birliği ülkelerine yani Schengen ülkelerine 15 Haziran'da sınırları açtı. Evet. 15 Temmuz'da da 15 tane Schengen dışındaki ülkelere sınırları açtı. Ama bu ülkeler arasında Türkiye yok. Ama mesela bu ülkeler arasında Korona Çin da var. Bitecek. Yani bir şekilde o da bitecek. Bu ülkeler arasında Japonya var ama Türkiye yoktu. Evet. Bu kısıtlamalara ama yine de belirli şartların sağlanması durumunda Almanya'ya Türkiye'den gelenler oldu. Evet. Bunların şartları nedir? Bunlardan biri burada yakının ölüm, cenaze durumu, düğün durumu, kişinin çocuğunun çocuğu olursa torun olma gibi durumlarda başvuruda bulunuyorsunuz. Ve bu durumda gelme imkanınız oluyor. Bunlar da tabii ki çok yakınlarla sınırlı. Onun haricinde fuar ziyaretleri oluyor. Bu da belirli meslek grupları için geçerli. Mesela avukatlar bu anlamda gelebiliyorlar ama bunun prosedürleri de çok sıkı işliyor. O fuarlar vesaire zaten duruldu. Evet, onlar da durulduğu için bu da yine kötü etkiledi. Son olmaktan kalktı. Evet. Onun haricinde gelen bir aile birleşimi, aile birleşimi durumunda da gelebiliyor kişiler. Çok önemli bir kesinlikle. Konu. Kesinlikle. Birazdan yine değinelim. Rabia Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bilgileriniz çok önemli. Yine reklam aramız geldi. Çok çabuk geçiyor vaktimiz. Birazdan yine karşınızdayız. Sakın ayrılmayın. Çok önemli konularla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Home Design, Akaslan Mobilya'nın sunduğu Kadınca devam edecek. Pitiferlak'tan yepyeni rengarenk ve eğitici çocuk kitapları, Kıtırla Pıtır hikaye seti, çocuklar için Kur'an terimleri sözlüğü, hikayelerle çocuklara 40 ayet, evinde saklı bilim ve çok daha fazlası. Her biri özenle Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Sipariş için zsushop.de. Yayladan yine bir yenilik. Yayla peynirli su böreği. El yapımı, malzemesi bol, enfes tereyağında çıtır çıtır nefis peynirli su börekleri. Yayla peynirli su böreği. Lokmalar küçük, keyifler büyük.
118-83 bilinmeyen numaralar hizmeti. Yetkili servisiniz, dost servisiniz, kaliteli servisiniz. 118-83 Pastırmanın hası kokusundan, inceliğinden, lokum gibi etinden bellidir. Özyörem'den hakiki gurme pastırma. Özyörem, überelles. Kanun değişikliği can mı yakacak? SSK'lı olarak yurt dışı borçlanma tarihe mi karışıyor? Yurt dışı borçlanmada vatandaşlarımız zorda mı kalacak? Bağkur'dan emekli olmak zorunlu hale mi geliyor? Yüksek emekli aylığı alabilmek için ne yapmalıyız? Düşük emekli aylığına karşı dava açabilir miyiz? Acilen borçlanmak zorunda mıyız? Emekliliğe ilişkin davalar, boşanma, velayet ve nafaka davaları, veraset ve miras davaları artık cevapsız kalmayacak. Sosyal güvenlik uzmanı avukat Mehtap Biçer sorularınızı yanıtlıyor. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Z-Fish. Sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Z-Fish. Markanızı tanıtmak, ürünlerinizi hedef kitlenizle buluşturmak APA Medya ile çok rahat. Türkiye ve Avrupa'daki tüm dillerdeki reklam mecralarında satın alma ve planlama, reklam tanıtım filmi, televizyon programı, canlı yayın aracı ve ekibi, grafik tasarım, kurumsal kimlik ve organizasyon hizmetleri. APA Medya, Avrupalı Türklerin reklam ajansı. Kanal Avrupa, Avrupalı Türklerin haberlerini ekrana taşıyor. Avrupa'nın hangi ülke, şehrinde veya semtindeyseniz, haber değeri taşıyan tüm tanık olduğunuz olayların video ve resimlerini çekin, Kanal Avrupa WhatsApp haber hattına gönderin. Haber, tartışma ve ana haber bültenimize taşıyalım, Avrupalı Türklerin haberi olsun. WhatsApp haber hattımız 0449 177 399 94 94. Çekin, gönderin, yayınlayalım. Aktüel röportajlar, etkinlikler. Renkli sohbetler, iş dünyası. Emin Adımlar, pazar günü saat 13'ten itibaren Kanal Avrupa ekranlarında. Uluslararası alandan Türk bestecilerinin eserlerini yorumlayan, kültürümüzü dünyaya en iyi şekilde tanıtan tek orkestra grubu. Turkish Chamber Orchestra. 276 opus eseri, 19 senfoni bestesi ve 40 yıldır Köln Senfoni Orkestrası'nın şefi. O Betin Güneş. O Avrupalı bir Türk. O artık sizinle. Betin Güneş, Turkish Chamber Orkestra ekibiyle pazar günü 21'de Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. KFZ Gutaht'ın servis Ercan Özcan ve İpek Mobilya Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Fenerbahçe büyük takım. Fenerbahçe topun peşine koşmaz. Gönül ister ki Türkiye liglerinde daha fazla Türk futbolcu görmek. Geçen sene Trabzonspor ayağından çıkarken 30 tane gol yemiş. Sporcu bir kere ahlaklı olacak. Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor.
Milli takımda oynayan gençlerimizin çoğu da Avrupa'dan. Spora dair ne varsa daimi konuklar Ercan Özcan, Yusuf Genç, Arif Yılmaz ve Nejat Yüksel'in yer aldığı Spor Avrupa, Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Sevdanın şafağına söktüğü zaman Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savuruyor yer beni. Ağlama yar, ağlama anam. Ahmet Baydaroğlu'nun sunduğu Ölmeyen Türküler Salı günü saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Siz de bizi sosyal... Efset Gutaht'ın servis Ercan Özcan ve İpek Mobilya Spor Avrupa'yı sunar. Spor Avrupa konu ve konuklarıyla gündeme dair tüm gelişmeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Profesyonellik eksikliği var bizde. Fenerbahçe büyük takım. Fenerbahçe topun peşine koşmaz. Gönül ister ki Türkiye liglerinde daha fazla Türk futbolcu görmek. Geçen sene Trabzonspor ayağından çıkarken 30 tane gol yemiş. Sporcu bir kere ahlaklı olacak. Türkiye'deki hocaların %98'i yabancı dil bilmiyor. Milli takımda oynayan gençlerimizin çoğu da Avrupa'dan. Spora dair ne varsa daimi konuklar Ercan Özcan, Yusuf Genç, Arif Yılmaz ve Nejat Yüksel'in yer aldığı Spor Avrupa, Zeki Şahin'in sunumuyla pazartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Ağlam hey, şahım hey. Ölmeyen türküler. Sevdanın şafağına söktüğü zaman Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savuruyor yer beni. Ağlam Baydaroğlu'nun sunduğu Ölmeyen Türküler, Salı günü saat 19'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Home Design Akaslan Mobilya'nın sunduğu Kadınca devam ediyor. İzleyicilerimiz reklamlardan sonra gümbür gümbür devam ediyoruz. Önemli konu ve konuklarımız ile. Bu arada tekrar hatırlatıyoruz. Numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Konuklarımıza sorularınızı sorabilirsiniz.
Diyoruz ve çok önemli bir konu biliyorsunuz Türkiye'de mal varlığı bilgilendirme konusu ile Rabia Hanım'la devam ediyoruz. Evet. Buyurun Rabia Hanım, bu konuda bize neler söyleyeceksiniz? Şimdi 136 ülkenin birlikte aralarında yapmış oldukları bir sözleşme gereği ülkeler arasında bilgi aktarımı yapılacak. Bunun amacı ne? Bunun amacı, en başlıca amacı, kara para aklamanın önlenmesi. Yani çünkü vergilendirme durumları olabiliyor. Mal varlığının beyanı olmadığı zaman ülkelerde farklı durumlar yaşanabiliyor. Evet. Bu 2017 yılında imzalanmış olan bir anlaşma. Bunu 50 ülke kendi arasında yaptı. Şu anda 100 ülkede gerçekleştirmiş durumda ve 136 ülke imzaladığı için devamı da gelecek. Türkiye bunu daha henüz yapmadı. 2017 yılında imzalamıştı ama yürürlüğe girmemişti. Nedense yani, şimdi daha çok evet şu anda yapacak. Çünkü 1 Temmuz itibariyle Almanya'nın Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Ve Türkiye'nin de bu anlamda mal beyanlarına ilişkin bilgileri vereceğine ilişkin. Bu normalde Eylül ayında gerçekleştirilecekti ama korona dolayısıyla 31 Aralık'a ertelediler. 31 Aralık itibariyle bir önceki senenin mal beyanlarına ilişkin bilgiler öncelikle Türkiye'deki bir dataya aktarılıyor. Oradan da Almanya'nın vergi merkezine aktarılıyor. Bu şekilde de veriliyor. Ve bir 2019 yılının, her zaman bir sene öncesinin şeklinde olacak. Bu şu an için böyle. Hangi bilgiler veriliyor? Hangi bilgiler verilmiyor? Hangi bilgiler veriliyor? Bu çok önemli nakit bir konu. Evet, sorular orada. Mal varlığı mı? Evet. Mal mülk mü vesaire? Şimdi burada kişinin adı, soyadı, adresi, hesap bilgisi, bununla beraber hesabındaki o hareketliliğe ilişkin faiz durumu, kar payı, buna ilişkin bilgiler veriliyor. Ama bu kişinin eğer ki herhangi bir yerde gayrimenkulü varsa bu bilgi gitmiyor. Herhangi bir yerde bir arabası varsa buna ilişkin bilgi de gitmiyor. Hmm. Ama diğer durumlar, evet, bu da gidiyor. Bir gelir elde ediyor ama bunu bildirilmiyorsa. Çünkü Almanya'da siz, örnek veriyorum, sosyal yardım almak istediğiniz zaman size soruyorlar. Malınız var mı? Evet. Buyurun. Evet. Peki nasıl oluyor şimdi? Kişisel bilgi aktarımı hukuka aykırı değil mi? Bu daha anlaşma önce 2015 değil. Yılında anlaşma yapılmış. Yapılsa bile genelinde hukuka aykırı onu olup olmaz. Enternasyonal hukuk diye bir olay var benim bildiğim. Şimdi bu iki ülkenin hukukuna bağlı olup olmamasını sağlamaz yani. Dağıtmışut olayını geçen hafta diye bir olay var ya. Ama işte bu, yani ama şöyle bir durum var. Galiba. Burada kamu yararı olduğu zaman kişisel bilgileri sonuçta siz devlete veriyorsunuz. Devletin var olan bilgisini başka bir devletle paylaşıyorsunuz ve bu iki devlet arasında bir ilişki var. Yani sizin vatandaşınız başka, evet, bir yerde ikamet ediyor ve sonuçta Almanya gibi bir ülkeden de sosyal yardım alan insanlar var. Vergi benim konusunda daha farklı diyor bir vergi, hı-hı, sınıfına giren insanlar var. Ama siz hem oradan hem de diğer ülkeden vergi anlamında daha az bir vergi ödediğinizde veya siz bu durumda bir ülkeden de yardım aldığınız zaman diğer ülkeden de bu anlamda gelir elde ettiğinizde bu tabii ki ülkeler arasında ister istemez bir sıkıntıya sebep olabiliyor. Burada kamu yararının olması ve verilen bilgilerin de dışarıya çıkmaması durumu esas. Yani bu anlaşmanın temelinde tabii ki hukuka aykırılık durumu söz konusu olursa bu zaten temelden sarsar sözleşmeyi. Ama burada bir hukuka aykırılık söz konusu değil. Çünkü zaten bilgilerin gizliliği esas ve aynı zamanda devletler arası kamu yararı söz konusu. O sebeple. Rabia Hanım, çok teşekkür ediyorum bilgi verdiğiniz için. Ve Türkiye'de ehliyet değil de cezalar konusunda açıklık getirebilir, evet, misiniz? Burada da oradaki yani işlediğimiz suçları veya cezaları burada da ödeyebiliyor muyuz veya ne yapmamız gerekiyor? Yani şimdi şöyle, buradaki tabii vatandaşlarımız kısa alalım onu. Genellikle da Türkiye'de tatile gittikleri zaman trafik cezaları söz konusu olabiliyor. Evet. Ve bizim burada vatandaşa en büyük altını çizmek istediğimiz şey bu cezaların ödenmesi gerektiği. Çünkü biz Türkiye'deki davaları buradan da takip edebiliyoruz.
bu anlamda hem Türkiye'de hem de Almanya'da hukuku sağlayabiliyoruz ve avukatlık hizmetini veriyoruz. Eğer ki orada ödenmemiş olan bir 100 TL, 200 TL gibi bir miktar ödenmediği takdirde burada avukatlık ücretiyle beraber 100 euro, 200 euro gibi bir miktara tekabül edebilir. Bunu önlemek için de, bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor siz vatandaşın. Sizi bu konuda bulsunlar, sizinle görüşsünler. Kesinlikle. Eğer ki bir Köln Mülheim'dasınız. Aynen öyle. Avukatlık bürosu. Kesinlikle. Sizinle görüşsünler inşallah. Tabii teşekkür ki. Ediyoruz. Gelelim Nergis Hanım'a. Birazdan VTR'miz olacak. Önemli sponsorumuz Home Design by Akaslan'ın bir VTR'si var. Kısaca ona da girelim. Ama daha öncesinde hocama bir sorumuz vardı. Biz bu hafta gelip sizinle görüştüğümüzde hocam siz bize bir şeyler anlattınız. İlk gelen neslin sorunları nedir? Problemleri nedir? Onlara ne gibi iyilikler yapabiliriz şu an şu durumda? İlk gelen neslin sorunlarını size sanırım en iyi anlatabileceklerden birkaç kişi varsa onlardan biri de benim. Evet. Çünkü o ilk nesli Almanya yollayan 60 senelerinde onların beyannamelerini yani müracaat kağıtlarını dolduran biriyim ben. O zamanlar yaşım 10-11'di. Bu beyannameleri imzalayıp onları biz doldurduk. Okumaları yazmaları çoğunun yoktu. Ve o nesil buraya geldi. Onun da kendine has bir tarihi var tabii. Ne yazık ki sanırım zamanımız yetmez. Onlara giremeyeceğim. Özel bir program yapmak gerekiyor. Şart. Çünkü çok çok derin ve önemli bir konu bu birinci neslin buraya gelmesi olayı. Evet. Burada tabii aslında 1956 yılında Bayer eyaletinin o zaman Tarım Bakanı oğlu Erhat tarafından organize edilen bir işçi talebi oldu. İlk önce Portekiz, Yunanistan, Yugoslavya ve İtalya'dan aldılar işçileri. Sonradan Türkiye'den talep edildi. O diğer ülkeler Hristiyan ülkelerine ait oldukları için Türkiye Müslüman bir ülke için oldu. Onların da büyük bir faktörü. Onlar da böyle kısa zamanda anlatılacak şeylerdir. Evet. Neticede Türkleri buraya getirdikleri zaman en ağır, en kötü, en pis işlerde bizim Türkleri çalıştılar. Bizim vatandaşlarımız çalıştılar. Ve zavallılar haklarını, hukuklarını arayamayacak durumda oldukları için bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bakın Almanya, iki Almanya birleştiği zaman o Alman kökenli Rusya'dan ya da diğer ülkelerden bir sürü insanlar geldi. Almanlar ne yaptı 89 yılında? İlk defa hemen Almanca kursları başlattılar. Onlara yer yurt gösterdiler. Arsalar, evler verdiler. Onların ikametini sağladı ki bu insanlar Almanya tek kuruş vergi dahi ödememişti. Bizlere yapılmayan şey. Burada birinci nesil bütün pis işlerde, kötü işlerde, ağır işlerde çalışıp alın teriyle vergi verdiği halde onlar tek bir Almanca kursu bile tahsis etmediler. Neden öyle bir şey yaptılar? Gönderecekler miydi? Tekrar onu mu düşündüler? Gelişmelerini sağlayacak hiçbir şey yapmadılar. Tam tersi bizim vatandaşlarımızı tuttular, getolara soktular. Böyle, kendi aralarında muhafaza olmasını sağladılar. İşte Köln'de mesela Korvaylar, Meşeniş bunlar oluştu. Berlin'de Neukölln şu falan oluştu. Ve biz Türkler hep bir arada kalmak zorunda kaldık. Bir arada kalan Türk tabii birbiriyle sohbet eder. Almancayı asla öğrenemediler. Almancayı öğrenemeyince haklarını, hukuklarını arayamadılar. Hiç çocukları da daha yeni gelişme çağındaydılar. Çocuklar da o ikinci generasyon tabiriyoruz. Onlar da yarı geliştiler. Yarı gelişince kendi ana babalarının haklarını onlar da arayamadı. Çok da büyük çatışma. Dolayısıyla Türkiye'den apar topar yollanan bu grup Almanya'da da apar topar böyle muamele gördü. Her iki ülkede burada çok bariz çok hatalar yaptılar. Yarattılar. Ve tabii ki o insanlar böyle ağır işlerde çalışınca, madenlerde özellikle. Hastalıklar. Asbestle çalışılan bölgelerde çalıştılar. Çoğu tabii doğa gereği hepsi daha erken hastalandılar. Tabii ki aynı. Daha erken kalp krizleri geçirmeye başladılar. Ama onların hayali paralarını biriktirip memleketten ev, bark alıp uçağın üstünde gitmek. Ben çok üzülüyorum bu lafı duyduğum zaman ama çoğuna maalesef uçağın altında gitmek nasip oldu. Evet. Çok üzücü. Buradan bir bağlantı yapalım. Çok güzel bir sponsorumuz var. Home Design by Akaslan aile şirketi. Çok güzel güvence veren bir aile. Home Design by Akaslan'ın VTR'sine girelim.
Hocam bakalım neler yapmışlar, neler yapıyorlarmış, kaç yıldır burada emek veriyorlarmış. Bir izleyelim sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, bugün Köln Mülheim semtinde Home Design by Akaslan'a konuk olduk. Yanımızda Mustafa Bey var. Bu senenin trendleri nelerdir bize kendisi anlatacak, yenilikleri gösterecek ve muhteşem mobilyalarla karşınızda olacağız. Biz 1992'den beri Köln Mülheim semtinde mobilya sektörü ve ev tüketim malzemeleri ile alakalı hizmet eden bir müesseseyiz. Bu sene 28. yılımızı doldurduk. Mobilya sektörü son yıllarda bizim ana işimiz haline geldi. Ev mobilyasının içerisine portföyümüze mutfağı da ekleyerek bu sektördeki bütün dallarda hizmet etmeye başladık. Biz işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Sadece satış mantığı değil, insanların ihtiyaçlarına cevap veren, aldıkları mobilyalarla evlerine, yaşamlarına dokunmaya çalışıyoruz. Bu konuyla alakalı dersimizi iyi çalışıyoruz. Her fuarı, her yeniliği, sektörde iyi firmaları, trendleri takip ediyoruz. Bizi takip ederken insanlar bir nevi güncel kalacaklarına, evlerine yenilikleri getireceklerine ve beraberinde kalite alacaklarına emin olabilirler. Bunun yanı sıra tabii ki bütün hizmetin tek elden verilmesi, satış, servis, daha sonraki efendime söyleyeyim montaj, benzer faaliyetlerin tek elden çıkması da tercih edilmemiz için bence önemli bir sebep olsa gerek. Her şeyden önce müşteri memnuniyeti temel prensip. Elbette çağımızın zor şartlarında, özellikle yaşam şartlarının bir hayli zorlaştığı bu pandemi döneminde insanlar paralarını harcarken çok daha dikkatliler. Biz de aldığımız her kuruşun hakkını vermeye, sadece müşterimize değil, o müşterimiz vesilesiyle başka insanlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece iyi satış yapan, çok satış yapan bir mağaza olmak değil, aynı zamanda kalitesiyle, hizmetiyle akıllarda kalan bir müessese olarak devam etmek. Müşterilerimizi satış aşamasında bu konuyla alakalı bilgilendiriyoruz. Çok ütopik, çok kısa sürelerde mobilya beklemesinler. Özellikle üretim bantlarında tedarik sıkıntısı yaşayan üreticilerimiz var. Bu sadece ülkemizin bir sorunu değil, bütün mobilya sektörünün Almanya dahil en temel problemi. Ham madde kaynakları, üretim imkanları, işte pandemiyle alakalı kısıtlamalar ürünlerin tedarikiyle ilgili süreleri uzatıyor. İnsanlar eğer mobilya ihtiyaçları varsa bunu ertelemesinler. Çünkü zaten bekleme süreleri bir hayli uzun olacak. Nerelere servis yapıyorsunuz Mustafa Bey? Yani bölge olarak nerelere servis yapma imkanınız var şu an? Aslında bir kısıtlamamız yok. Mobilyanın hacmine göre götürülecek mesafeyi dikkate alıyoruz. Paris'ten tutun Danimarka'ya kadar, İsveç'e kadar gittiğimiz müşterilerimiz var. Elbette müşteriyle ihtiyaçları, zamanı, ürünün cinsi, montajla ilgili ekipmanın çeşitliliği bizim servisle alakalı programımızı belirliyor. Herhangi bir yer kısıtlamamız yok. Müşterilerimize genel olarak mobilya alışkanlıklarıyla alakalı her zaman sorgulamalarını istiyorum. Satış yapılan yerde satıcının kalifiye olması çok mühim. Ürünün doğru tanıtılarak satılması çok mühim. Özellikle üretim safhası bizim için çok belirleyici. Kullanılan ham madde, kullanılan malzeme, işçilik bunlar temel belirleyiciler. Ondan ötesi tamamen makyaj. Ürünün nasıl gözüktüğü, hangi renk olduğu, hangi malzemeden, hangi kumaştan yapıldığı daha sonraki iş. Ama evvela işin mutfağını, içini tabir yerindeyse yapısal özelliklerini bilirsek yanlış yapmadan doğru ürün alabiliriz. Evet sevgili seyirciler, Home Design by Akaslan'ın VTR'sini gördük. Gördüğünüz muhteşem mobilyaları var. Muhteşem servisleri var. Gidin kendiniz de kendi gözlerinizle de şahit olun bunlara. Onların bize verdikleri sponsorlukla size de birer gutschein vermek istiyoruz. Bir indirim kartları var çok içinde. Teşekkür ederiz. Rabia Hanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Canım benim. Teşekkürler. Sen de Stuttgart'tan gelip burada alışveriş yaparsan çok seviniriz. Geleceğim. Size de hocam. Teşekkürler. Çok geleceğim. Teşekkür ederiz. Gördünüz değil mi? Kaç yıllık bir aile şirketi. Gerçekten ayaktalar.
İlk nesille gelmişler onlar da. Böyleleriyle tabii gurur duymamak elde değil. Kendilerini dediğin gibi birinci nesilden gelip de böyle evet. yerlere getirmek çok önemli bir şey kesinlikle, yani. Evet. Her şeyden ziyade çok ama büyük emek var arkasında. Ama bu bir şeyi yatsıtmaz. Bunun birinci generasyonun neler çektiğini unutturtmaz yani. Kesinlikle. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Onları hep hatırlamamız lazım. Hı-hı. Burada ve Türkiye'de olan haksızlıkları bilmemiz lazım. İnşallah birinci, sizin de bol bol programlarda birinci bunu nesle yapılan büyük bir haksızlık var neticede. Sizinle tek bir program yapsak haktır yani. Sabahtan akşama kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey, üçüncü nesil de hiçbir şeyden haberi yok. Üçüncü nesil, yani ikinci nesil bazı şeyleri anladı ama üçüncü nesil hiçbir şeyden hiçbir haberi şey yok. Bilmiyorlar. Evet, o anne babanın, o firmaların, büyüyen firmaların neler çektiği, ne gibi zorluklarla burada tabiri caizse fırtınaya doğru yürüdüler başarıya. Evet, kesinlikle. Bunun için de altını çizerek bir şey söyleyeyim. O kadar çok anlatacağım şeyler var ki, bazı şeyler skandal yani. Gerçek mi? Günter Wallraff'ı okuyanlar az çok, o Ganz Unten kitabı, sadece ucuna dokandı. Okay. Sadece o iceberg'in ucuna dokandı. Günter Wallraff bir Alman yazar. Evet. Eğer bu konuyu o kendisi eline alıp bunu bu yazmışsa, konuyla. Bunda bir keramet aramanız lazım. Ha. O zaman buradan ekranlar karşısında sizden bir söz alalım. Tekrar geliyor muyuz hocam? Bilgücüm sen de işini biliyorsun. Vallahi. ekranlar karşısında direkt ekranlar karşısında. Bir şey yapmayalım. Tek başıma böyle mı? Bir... Ya tek başınıza belki bir destek olabilir yanınızda. Hayır, aynı grup. Grup farklı. Aynı grubun enerjisi farklı. Daha uzun bir zaman olması daha lazım. Daha uzun bir zaman. Evet, buradan prodüksiyona haber veriyoruz. Kanalın uzatıyoruz çünkü prodüksiyona... kanalın sahibi de duysun bunları. İnşallah tekrar gelirsiniz. Gerçekten uzun lütfen. Bir konu, detaylı bir konu ve çok çok önemli bir konu. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Rica hocam. Ederim. Rica ederim. Nergiz Babayeva, Nergiz'ciğim anne çocuk ilişkisi. Anne çocuk diyorum çünkü... Sırf anne oğul, anne kız değil, ilişkilerin dibine girelim, temeline inelim. 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 bizi istersek istemesek de bizim içimizde, yani derler enerjetikmen tüm sol taraf annemizin enerjisi, sağ taraf babamızın enerjisi. Hani bazen diyor ki ben babamı affettim ya tamam işte o zaman öyle mecbur kaldı, öyle davranmaya annem şöyle. Ama yine de bu enerjetikmen yani hayatta bir yerlerde çıkıyor. Mesela ne oluyor? Mesela demin anlattığım gibi aşırı dominant bir anne oğluna eğer dövmüşse mesela çocukken bağırmışsa etmişse ister istemez bu erkek annesinden çıkan nasıl desem annesine olan karşı böyle yani bilinçaltı olan böyle sinirini yarın eşinden çıkacak. Dövecek, kız arkadaşını kısıtacak, bastırıyor edecek. Bastırıyor mu o dönem yetişirken çocukluk çağından büyüyene kadar anneden tabii. sürekli... Aşağılanma, şiddet görüyor tabii. vesaire. Bunun bak, çıkacaktır muhakkak diyorsunuz. Tabii. İnanılmaz şekilde duyuyoruz, yani okuyoruz, görüyoruz artık şiddet şiddet. Yani gidiyor karısını öldürüyor, karısına evet. şey uyguluyor. Yani bunların önüne nasıl geçmemiz lazım? Kendimiz anne olarak kendimizi bir eğitmemiz lazım ilk önce değil mi? Evet doğru, öyle. Doğru bak anladım. Mesela bir erkeğin kadına davranışından annesine olan saygısını anlarsın. Hani bazılarındaki anneleriyle enerjetikmen yani neredeyse yani derler ya böyle hayat yani tamam anne oğlanın ilk aşkı. Ama bizim anneler bazen bırakamıyor evladı. Adam gitmiş evlenmiş yine de ister istemez yani bizim karışıyor. Maalesef fazla toplumda... Ailede, bizim annelerde, çünkü ben de bir gün anne olacağım. İnşallah. Şey, bizim annelerde bir şey var ki, bak şimdi bunu yapmazsan hak etme, hani hakkımı helal etme. Böyle böyle kızı, çocuğu bir türlü böyle yani suç duygularıyla yönete yönete bir bakıyorsun ki çocuk ne mutlu olmuş, ne oğlan mutlu olmuş, hiçbiri mutlu olmamış. Babanın da enerjisi çok önemli. Mesela annenin enerjisi bir erkeğin hayatında... anne kalp çakrası için. Yani hani kalp krizi girenler. Hani siz demin hocacığım anlattınız ya orada mesela şey bağımlılık. Şu, mesela bir erkekte evet. nereden anlarsınız annesine karşı bilinçaltı bir enerji yani bir şey, sorun oluştuğunu. Sorun var. Nereden hı. anlarsınız? İçkiden. Hani psikoloji şeyden. Çok fazla oynamasından. Bağımlılıklardan. Evet bağımlı. Çünkü neden? Çünkü o an emosyonal bir açlık var. Onu doldurmaya çalışıyorlar. Sigarayla, içkiyle, şununla, kumarla. En büyük kumar mesela. Ben mesela birini tanıyorum ki yok 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 ben anneme kurban dedim. Tabii kurban ol ama içinde affetmemişimdir. Ve baba bir erkeğin hayatında affetmediğini başarı. Affetmediğini kendisi de farkında olmuyor. Bunu bir öğrenmek i̇şte, lazım Nergis Hanım ya. Onun için biraz kendisiyle ilgilenmesi lazım. Aynen, ama ilgilenmesi aynen. için şimdi sen düşünmen lazım. Bizim...
priority time diye bir şey var. Mesela biz çocuklar çocukken mesela bize mesela odaya öyle tank diye giriyorlar. Ne oluyor? Bizim özel territorium ne diyorlar? Özel alanımızı işgal ediyorlar. İşgal ediyorlar izinsiz bir şekilde. Evet. Bu da çocuğuna saygı, birey olmadığının göstergesi işte, oluyor. Böyle yapıla yapıla çocuk artık diyor ki benim hayatımın zaten önemi yok. Hı. Bak mesela anne enerjisi hayata bağlanmak enerjisi. Bizim kızlarda da mesela annesi çok sorunu var. Nereden anlarsın? Nasıl olabilir? Anne kendisi çok kendisini ezdirmiş biri olabilir. O zaman isteriz mi kız diyor ki anne neden bunu yaptın? Neden tabii bu ki, kadar sonuçta, babaya? Nasihat etmeyin, örnek olun diyorlar anne babalara. Evet. Yani annesinin yaptığını normal gördüğünü yarın bir gün o da normal görecek. Evet. Mesela ben anne, mesela biz kızlarda ne oluyor? Mesela çok dominant bir anne vardıysa o zaman kız arkadaşları olmuyor kız arkadaşı. O, kız mesela daha çok böyle bağlı oluyor, içine kapanık oluyor. Hı-hı. Annesi çok soğuktusa veya hiç olmadı doğru düz, o zaman hayata soğuk davranıyor evet, o kız. Yani bizim ister istemez anne ve baba enerjimizi yani biz mesela bu yaşta diyoruz ki tamam artık bu yaşa geldim, anlıyorum, affediyorum. Ama sen içimdeki küçük kız, küçük erkek yani o pozisyona girip de anneni yani meditasyonda olsun, hipnoz olsun karşına çıktığı zaman hemen nasıl onu nasıl yapmalı? Nasıl affetmeli o zaman? Yani öyle size şu cevabı veriyorlar ya. Vardır. Ben affettim, annemdir, ona kurban olurum ama bu iç diyorsunuz yani nasıl çıkartacak onu kişi ortaya? Ben diyorlar ki affettim ama görüyorsun ki hep sorunlu ilişkileri var. Yani evet. Bu nasıl affedebilir? Mesela ben her zaman diyorum ki getirin bana evlatınızı, ben size söyleyeyim evde ne var. Çünkü evlat hissediyor bunları. Evlat gösteriyor. Yani mesela benim düşüncem anne ve baba sorununu çözmemiş bir insan hayatta mutlu olması çok zor. Nasıl olur? Artık gelir belirli bir yaştan sonra. Bir de zaten hastalığı neredeyse çoğu değil mi hocam? Psikosomatikten de yani demin anlattınız anlamda. Ya. İnsan var ki her şeyi var ama mutsuz depresyondan mutsuz çıkmıyor. Neden? Çağımızın çünkü hastalığı, geçmişe mutsuzluk bakmak gerekiyor değil mi? Tabii yani geçmişi sıfırdan başlamak. Lazım. Evet. Evet. Buna ilişkin olarak bir de yani terapistlerin genel olarak söylediği bir durum da şu oluyor genelde. Geçmişe bakılmalı ama eğer ki bir hipnoz durumu olduğunda veya o durumla yıllar sonra karşılaşıldığında o öfkenin bir anda yıllar önce gelen olan öfkenin tekrar ortaya çıkmasının önüne geçecek şey o kişilerle olan sorunlarla yüzleşmek ve duyarsızlaşmayı sağlamak. Anneyle, babayla veya evet, ailedeki herhangi bir bireyle yaşanmış olan trajik ve travmatik bir olayda karşılıklı bunu düşünüp buna ilişkin olarak güvenli bölge belki uygulanarak sonrasında da duyarsızlaşma sağlanabilir diye okumuştum. Ama tabii ki uzman sizsiniz. Bu konuda ben de siz ne düşünüyorsunuz bilmek isterim açıkçası. Yani bak mesela ne zaman anlarsın biliyor musun bu konu kapandı? Artık ona kadar içinde böyle bir rahatlık hissi. Evet rahatlık. Ne zaman anlaşılır? Yani mesela rahatlık bak mesela bir insan mesela hayata karşı kapalıysa zaten yani nasıl desem anne sorunu. Hayatta parasal konusunda başarı yok. Sen derler ya empati kuramıyor. Self love yani kendi öz sevgi anne. Hı. Ama kendi değer baba. Hı. Yani bunların ikisi evet, nereden anlarsın? O insanın zaten ruh halinden artık ben evime döndüm gibisin. Evet. Yani yoksa yani gerçekten hocacığımız çok doğru söyledi. Gerçekten çok yani ben bazen bile gençlerle konuşuyorum. Yemin ederim şimdiki gençler daha da böyle yani şimdi anne baba nasıl desem biz de biraz zorla evlendirilmesi için yani aşktan doğmayan çok çocuklar var. Yani evet, ona göre de devam ediyor bu zaten. Evet ama evet, onlar daha çok idare etmiş. Zamanında ilk gelen nesil değil mi hocam? Daha böyle sabırlı mıydı artık neden daha mı tevekküle inanan insanlardı? Yani nereden kaynaklanıyor? İlk nesille şimdiki nesil aslında hepsi 30-40 birbirine yıl evli kalıp 50 evet, yıl hatta ölümle sonuçlanan Allah tabii ki gecinden versin herkes için. Şimdi, ve şimdiki nesile bakıyoruz yani ortadaki nesil değil ilk gelen nesille şu anki son nesil. Nesiller farklılığı çeşitli nedenlere bağlı her zaman. Bir tanesi birinci nesil mesela örf adet gelenekle büyüyen nesil. Dolayısıyla o örf adet gelenek olayı onların sabretmelerini dolayısıyla annelerinden babalarından nasıl gördülerse aynısının tatbik edilmesini gerektiğini hissiyle evlenip çoluk çocuk yaptılar. Hı hı. Dolayısıyla
O zamanlar mesela 7-8 çocuğu olan aile hiçbir zaman çocuklardan şikayet etmezdi. Evet. Günümüzün nesli ama örf ve adet geleneğini kaybettiği için bambaşka bir ortamda yaşadığı manevi için değerleri, yaşam değil mi? Koşulları evet. tamamen değiştiği için daha bir tek çocuğa dahi tahammül edemiyor. Evet. Bayanın dediği çok doğru tabii. Anneyle babanın çocuk ilişkisi aslında psikoanalitik gerektiren bir konu yani. Kesinlikle. Şimdi çocuğun analizini yapmadan annesini babasını kesinlikle tanıyamazsınız. Tersinde de aynı. Anneyi babayı tanımadan çocuğu bilemezsiniz. Dolayısıyla çocuklarda tedavi gerektiği zaman mutlaka anne babanın yanında dahil olması lazım. İlk önce onları bir tanımanız lazım. Evet. Psikoanalitik bu zaten. Evet. Hal böyle olunca da nesiller farklılığı örf, adet, geleneklerin neticesidir. Evet. Ya şimdi burada mesela büyüklerimiz içeri girerken biz ayağa kalkardık. Evet, artık. Yani şimdi içeri giriyorsunuz, kim girmiş, ayak kim üstüne girmemiş, atıyor. Kim belli. Yani anlatabilirim bir evet, örneği evet. sadece. Maneviyat maalesef ya, çöküştü. Mesela birinci nesilde baba yahut anne oğluna kızına bir şey söylediği zaman anında yerine getirirdi. Şimdi rica ediyor anne baba. Of, ya evladım yapar mısın? Gidip alır i̇şte mısın? O gidip of getirir kelimesi misin? Ne kadar tehlikeli bu olduğu da büyük. Altını çizmek lazım. Hiçbir şeyin nedensizliği yoktur. Her şeyin bir nedeni vardır. Evet. Kesinlikle hocam. Fikret Bey bu konuda çok bize çok çok bilgilendirecek. Gerçekten. Ben gerçekten ki seyircilerimiz de öyledir. Eski nesille ilk birinci nesille ilgili hikayeleri onları tamamıyla üçüncü neslin ikinci neslin onları anlaması taraftarıyım ki bazı sorunlar da kalksın. Sizin gibi inanın çok az. Maalesef günümüzde de biraz hani kendilerini kaptırmışlar para vesaire. Hani meslek sahibine siz doktorsunuz. Meslek sahibinden ziyade siz çok büyük bir araştırmacısınız benim gözümde. O yüzden de bu eskiye dair birinci generasyonu biz daha çok yayalım ki bu maneviyatlar biraz daha su üstüne çıksın. Evet. Bu üçüncü nesil. Tekrar o ruhu o kadar bulamasak da bir nebze bir nevi bulabilelim. Bakın, o yüzden sizi tekrar programda görmek istiyoruz. Bir cümle ilave edeceğim. Buyurun. Şimdi ilk defa dünyada belki dünyada ilk defa eşi benzeri görülmemiş bir tabir var Almanya'da. Kaybolan nesil diyor. Evet. Bu kaybolan nesili açmanız lazım. Yani siz televizyoncular olarak açmanız evet. masaya yatırmanız. Evet, ne demek bu yani? Ne demek? Kaybolan neden kayboluyor nesil? Bu nesil? Bu değerli i̇şte buna, nesil neden? Bu böyle 10 dakikada 20 dakikada konuşulacak kesinlikle, bir konu değil. Kesinlikle. Bunu yani. Çok iyi farkındayız Fikret Bey. Zaten kadınca programı olarak da biz aramızda da müzakere ederken bizim çok güzel mesajlar toplumumuzda sorun olan gerek boşanmalar olsun gerek nesil eski nesil vesaire yeni generasyonla ilgili evet. bu gibi mesajları vermemiz gerektiğini şu an gerçekten farkındayız. Çok farkındayız. Evet. O yüzden de biz de karınca kararınca elimizden çok geldiği iyi, kadar bundan sonra da olacaktır inşallah. Şimdi tespit ettim yani çok güzel konulara değiniyorsunuz. Siz de destek olursanız daha da devam ederiz inşallah. Sizin desteğiniz sizin ben, gibi değerli ben insanlarla şimdi devam edersek az çok güzel bilinen, olur. Bilinen tanınan biriyim. Yani tabii ki desteklemezsem zaten ayıp olur. Çok teşekkürler. Dolayısıyla seve çok seve yaparım. Yapabileceğim her şeyi yaparım yani burada bir sorun hocam, yok. Hocam ilk önce size diyorum ki sağlıkla kalın ki bizimle kalın inşallah. Daha ziyarete de gideceğiz. Daha ziyarete gideceğiz. Ziyaret evinize geleceğiz. Yani, umut beklerim. Çay kahve. Çay kahve. Gelirsiniz demiyorum. Gelirsiniz değil mi ziyarete eve? Geleceğim tabii. Resimleri orijinal seyredersiniz. Evet kitabınız var hocam. Bunu da gösterelim. Az önce baktık da. İçinde neler var neler hocamın değerli eserleri var içinde. Biz gidip gözümüzle göreceğiz inşallah. Orada da çekim yapacağız. Sergi yapacağız inşallah. Son dakikalar, son saniyeler. Ne söyleyelim? Şöyle bir genelleme olarak. İstersiniz. Bir toplum yapalım. Şurada bir toplama yapalım. Yani çok, kısa, çok keyifli bir programdı. Her alandan bir şeyleri, her alandan konunun ehli olan iki insan var. Ben bu anlamda biraz siz daha yeniyim ama bir avukat genç bir olarak siz de hukuk alanında deneyimlisiniz. Çok, yani. Çok başarılı çok teşekkür bulduk. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı buldum. Elinize evet. yüreğinize sağlık. Çok da memnun oldum. İnşallah geldiğim tekrar için. Görüşürüz. Daha sık sık ederim. Görüşürüz. İnşallah. Zaten her zaman destekliyor Koruntaş Hukuk Bürosu bizi. Nergis Babayeva. Sizi de göreceğiz inşallah birçok. Tekrar göreceğiz inşallah. Şimdi ekranda. Şey çok yani hem çok güzel program. Zaten kadınca yani Avrupa'da ilk yani program. Kadınlara böyle bir şey, evet.
Öyle bir şey. Yani şu an biz rekor kırıyoruz bu arada. Ve zaten çok mutluyum. Teşekkür bizim. Biz yani, teşekkür ederiz. Yani, mutlu olduk. Bir de güzel dostlar edindim. Çok teşekkür ederim. Çok pozitif enerji. Enerji müthiş yalnız şu an hissediyoruz. Yüreğin güzelliğine teşekkür ediyoruz. Bir tane de kalp. Aura. Hocam aura dedi, gördünüz mü? Aura çok müthiş. Hocam sizin de son sözlerinizi alalım. Yani bugüne, bu programlık bugün için. Bugün için. Evet. Bir defa çok hoş, güzel bir sohbet oldu. İkinizi de tebrik ve takdir ediyorum. Teşekkür çok iyi, neşeli arkadaşlarla beraber program yaptık. Kendi konularında uzman kişiler. Çok şey öğrendim ben de. Evet. Çok şeyi de algıladım. Biz de sizden bunun inşallah. Bunun tabii devamının gelmesini temenni ederim. İyi bir program yapıyorsunuz. Güzel konulara değiniyorsunuz. Daha da biraz uzun olmasını biz de temenni ediyorum. Ki bazı konuların derinine inelim. Evet. Herkes, burada özellikle yaşayan Türk vatandaşlarımız Avrupa'da, her yerden seyredilen bir kanal Avrupa. Evet. Dolayısıyla inşallah onlar da pozitif etkilenirler. Hayırlısı. Bir kişiyi düzeltebilsek ne mutlu bize. Bir kişi, aynen, ağzına sağlık Selda'cığım. Bir kişiyi düzeltebilirsek belki bir aileyi, ondan sonra bir nesli düzeltiriz diye düşünüyorum inşallah. Çok bizim sorun her alanda çok. Evet, çok yani biz bu konuda güzel temennilerle ilerlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sevgili seyircilerimizin desteği de çok önemli bu konuda. Kesin güzel bir program. Her yönden bize destek olmaları, sosyal medyada olsun, gerek YouTube kanalımızda olsun, desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler, izlediğiniz için. İnşallah çok güzel bilgiler vermişizdir size. Çok güzel konuklarımızla karşınızda olduk. Haftaya yine güzel bir programla karşınızda olacağız. Haftaya Mustafa Bey, Home Design by Akaslan karşınızda olacak, bizimle birlikte konuk olacak bize. Buradan onlara tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda da ST Gastro'ya teşekkür ederiz. Dizaynı için yaptığı bu muhteşem masa için ve masalar için teşekkür ediyoruz. Bütün destek veren sponsorlarımıza teşekkür ettik. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Esen kalın inşallah. Sağlıklı kalın. Bay bay. Akaslan Mobilya Kadıncay'ı sundu. Sevgili veliler ve çocuklar, işte Dietüpverlag'dan rengarenk resimler eşliğinde çocuklara uygun şekilde tasarlanan peygamber hikayeleri. 10